2021-2027 döneminin spor faaliyetlerinin duyurusunu inşallah hep beraber yapacağız. Malumunuz Türkiye Ulusal Ajansı 17 yıldır AB Komisyonu'nun Erasmus Plus programını büyük bir başarıyla yürütmekte ve devam etmektedir. Erasmus Plus programı 7 yıllık programlar şeklinde gerçekleşir ve geçen sene 2014-2020 dönemini kapattık. Ve kısmetse yeni bir 7 yıllık programa başlıyoruz. Programın birçok detayları hamdolsun netleşti, belirlendi. Tek netleşmeyen hususumuz bütçemiz. Onu da ümit ediyoruz. Geçen seneki bütçelerden daha geri kalmayacak şekilde, hatta artarak 7 yıl içerisinde artarak devam edeceğini ümit ediyoruz. Bugün Erasmus Plus programının tabii sadece spor faaliyetleriyle ilgili görüşeceğiz, bilgi paylaşacağız. Arkadaşlarım da belli bazı sunumlar yapacaklar, detaylı bilgi verecekler. Ben müsaadenizle çok ana hatlarıyla spor faaliyetlerinin geçmişteki bütçesi ve bu yeni dönemdeki bütçelerinden bahsetmeyi istiyorum. Altını çizmeyi istiyorum ki geçen dönemde, yani 2014-2020 yıllarında spora ayrılan, spor projelerine ayrılan bütçemiz yaklaşık AB genelinden bahsediyorum, 266 milyon avro gibi bir bütçe söz konusuydu. Yeni dönemde bu bütçe neredeyse ikiye katlandı ve 470 milyon avro şeklinde, yani 33 program ülkesi için 7 yıllık 470 milyon avro gibi bir bütçe ayrıldı. Biz geçen dönemde hamdolsun Spor Bakanlığımızın da şüphesiz katkılarıyla 32 tane spor projesine koordinatör olarak yer aldık ve 132 tane ortaklık şeklinde projelerde yer alabildik. Yani 32 koordinatör olduğumuz projelerin toplam bütçesi 3 milyon avro gibi bir hibe almaya hak kazandık. 132 tane ortaklık projede de toplam projelerin bütçesi ise 25 milyon avro gibi çok ciddi bir bütçe. Bu 2021 yılına ayrılan bütçemiz ise 40 bir ses yankılanması oldu, o yüzden durdum, kusura bakmayın. 42 milyon avroya yakın bir bütçe söz konusu 2021 için, bu yıl için. Dolayısıyla bu kaynaklar gerçekten ciddi kaynaklar ve 2021 Mayıs 20 Mayıs tarihine kadar projelerin başvuru tarihi olacak, son başvuru tarihi olacak ve projelerimiz önümüzdeki yıl 2022 yılında hayata geçebilecek. Tabii biz burada şimdi, ben açılış konuşması istediler bizlerden, işte Türkiye Ulusal Ajansı'nın başkanı, tabii ki bakan yardımcılarımız, spor bakan yardımcımız görebiliyorum şu an ekranda ve bizim Avrupa Birliği Başkanımız, Bakan Yardımcımız Faruk Bey. Sayın Bakan Yardımcım, kendi Bakan Yardımcıma sesleniyorum. Ya biz bu Zoom toplantılarından biraz sıkılmaya başladık. Değerli arkadaşlar, bu toplantıları biz canlı yapardık. Sayın Bakan Yardımcım da sağ olsun hemen Menti üzerinden bir anket yapardı. Şimdi biz güzel güzel cümleler kuracağız. İşte şu kadar bütçelerimiz var, spor projelerini destekliyoruz vesaire. Ama canlı olsaydı Sayın Bakan Yardımcım Faruk Bey bir Menti üzerinden anket yapardı. Yaş aralığınızı sorardı hemen. Ve kim spor yapıyor? Hangi alanda spor yapıyorsunuz? Düzenli yapıyor musunuz? Haftada kaç kere gidiyorsunuz? Yani bu yöneticilik, spor yöneticiliği ayrı bir şey ama bilmiyorum Sayın, bizim Bakan Yardımcımız ciddi manada tenis oynuyor. Onu biliyorum. Spora o manada ilgili. Spor Bakan Yardımcımızın böyle bir hobisi var mıdır? Destekliyoruz ama kendimiz ne kadar yapabiliyoruz biraz, ben şahsen muzdaribim. Düzenli bir şekilde yapamıyoruz maalesef. Ama sporun tabii ki hayatımızda ne kadar önemli olduğunu burada anlatmamızın gereği yok diye düşünüyorum.
Benim iki kardeşim doktor, abim ve küçüğüm. Biri kalp cerrahı, biri beyin cerrahı. İkisinin de dediği şu: spor insanın geleceğine yapmış olduğu bir yatırım. Nasıl ki maddi anlamda, profesyonel manada emekliliğimiz için işte devletimizin kurmuş olduğu sistemde maaşlarımızdan bir miktar kesiliyor ve emekliliğimize bir yatırım yapıyoruz. İleride ihtiyaç duyulacak bir maddi kaynak ayırıyoruz. İşte spor da tam manasıyla belli bir yaştan sonra, hele hele şu malum geçirdiğimiz pandemi sürecinde insanın vücuduna yapmış olduğu ciddi bir yatırım. Hastalık döneminde ve yaşlılık döneminde çıkarıp da harcayabileceğimiz, diyeyim tabiri caizse, bugünlerde kendimize yapabileceğimiz en güzel yatırım. İşte bu pandemi döneminde malumunuz bir senedir görüyoruz ki meğer her şeyin başı sağlıkmış, her şey teferruatmış. Maalesef bu süreçte onlarca yakınlarımızı, eş, dost, akrabalarımızı da kaybettik. Mekanları cennet olsun. İnşallah tez zamanda da bu korona belasından kurtuluruz ve inanıyorum sporla beraber kurtulacağız. Duymuşsunuzdur yani birçok sporcu, ünlü veya etrafınızdaki, çevrenizdeki insanlar, bedeni güçlü olan, kondisyonu güçlü olan insanlarımız koronayı atlattığını bile fark etmiyor. O yüzden biz spora ciddi manada önem veriyoruz. Sayın Bakan Yardımcım, ben 2007-2010 dönemlerinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Spor AŞ'nin, bugünkü adıyla Spor İstanbul'un genel müdürlüğünü yaptım. Orada da 145 tane spor tesisimizde tüm İstanbul halkımıza hizmet veriyorduk. Güzel bir tevafuk oldu. 13 sene sonra tekrar farklı bir görevde, farklı bir koltukta yine spor projelerine destek vermeye devam ediyoruz. Burada daha da çok ciddi kaynaklar ayırıyoruz. Bizim Türkiye Ulusal Ajansı olarak spor koçlarına ve spor personeline yönelik projeleri ulusal manada, Türkiye Ulusal Ajansı'nda projeleri kabul edeceğiz. Bir de bunu her seferinde, her fırsatta altını çizmeye önemsiyorum. Bir de malumunuz 33 tane Erasmus program ülkesi gibi Avrupa Birliği Komisyonu'nun nezdinde Brüksel'de merkezi bir ajans var. Değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar. Bu merkezi ajansa da Türkiye'den sizler proje başvurusu yapabilirsiniz diye biz her yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ciddi kaynaklar, ödemeler yapıyoruz. Yaklaşık 20 milyon avro gibi bir para ödüyoruz. Merkezi projelere de katılabilelim diye. Bu spor projelerinin daha çok işbirlikleri ve ortaklıklara yönelik projeler ise doğrudan Brüksel'e başvuru yapılacaktır. Bunun da altını çizmek istiyorum. İnşallah bu yeni süreçte 2021-2027 yeni Erasmus Plus döneminde de artarak bir bütçeyle daha güzel projelere, milletimize, insanımıza dokunabileceğimiz, özellikle kırsal kesimde bu fırsatlardan henüz istifade edememiş olan insanımıza da, vatandaşımıza da ulaşarak spor vesilesiyle hem sağlığımızı güçlendiririz hem milletimize bir spor kültürü aşılamak niyetindeyiz. Bu bir kültürdür esasında. Özellikle Amerika'da, bazı Avrupa ülkelerinde yazın parklarda çok fazla koşan insan görebiliyorsunuz. Farklı spor yapan insan görebiliyorsunuz. Bizim bu toplumumuza bu spor kültürünü, inşallah bu projeler vasıtasıyla da spor kültürünü aşılamamız lazım diye inanıyorum. Bu bizim hepimizin sağlığı için. Pandemiden sonra daha sağlıklı günlerde, daha çok sporlu günlerde buluşmak üzere diyorum. Sözü uzatmadan sıradaki arkadaşlarımıza emanet ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Profesör Doktor Halis Sunuz Ersöz'e konuşmalarını yapacaklar. Kendilerine sözü bırakıyorum. Teşekkürler. Ya ben teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sayın Başkanımız İlker Bey, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanımız gerçekten sporla ilgili söylenebilecek her şeyi söyledi
Özellikle spor-sağlık ilişkisi oldukça önemli. Sporu işte bir yaşam biçimi, normal günlük hayatın bir parçası haline getirmek aslında hepimiz için oldukça zaruri, elzem. Yani kendimizin ve bir anlamda geleceğimize güzel bir tabir yaptığı yatırım. Yani yemek içmek gibi, dinlenmek, uyumak gibi spor da aslında günlük aktivitelerin bir parçası haline gelmesi lazım. Ne yazık ki işte hem işte refah seviyemiz, hem gelişme düzeyimiz dikkate aldığımızda gerek kültür olsun, gerek sanat olsun, gerek spor olsun. Bunlar çok fazla öncelikler gündem maddeler içinde öncelikler arasında çok yer alamamış. Ama Türkiye bugün geldiği seviyede sadece sporu hem gündemin ilk sıralarına taşımak durumunda, bunu işte sağlık maliyetleri bakımından, ekonomik ve çalışma hayatındaki verimlilik bakımından baktığımızda ciddi anlamda sporun katkı sağladığını görüyoruz. Bütün araştırmalar gösteriyor ki bir birimlik spor yatırımı yaklaşık 3 ya da 4 birimlik hem sağlık maliyetlerinde azalışa hem de çalışanlar iş yerleri bağlamında belki işverenler tarafından en çok ilgilendirecek hususlardan biri de bu. Yöneticileri ilgilendiren hususlardan biri de bu olacaktır. Onlar açısından da ciddi anlamda bir verimlilik artışına sebep oluyor. Bu oldukça önemli. Bugün burada önemli bir günde, Sayın Başkan da bahsettiği gibi çok özel, çok önemli bir günde bir aradayız. Buradan öncelikle tabii Sayın Meslektaşıma, değerli Dışişleri Bakanlığı temsilcilerimize, bakanlığımız çalışanlarına, yine federasyonlarımızın değerli temsilcilerine saygılarımı sunuyorum. Özellikle yine Dışişleri Bakanlığımız ve Başkanlığımıza Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla göstermiş oldukları ev sahipliğinden ve spor alanındaki faaliyet gösteren kuruluşlarımıza ve federasyonlarımızın değerli temsilcilerine de bu Erasmus Plus Spor Bilgi Günü'ne katılımlarından ötürü teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu imkanlar özellikle de dış kaynaklardan yararlanma konusunda bakanlığımız bütün federasyonlarını, kurumlarını, ilgili birimlerini 2 yıldır harekete geçirmiş durumda. İPA 3 noktasında da çok ciddi çalışmalar, çok ciddi gayretler gösterdik. İnşallah orada da olumlu haberler alacağımızı düşünüyorum. Yine Erasmus Plus 2021-27 yıllar arasında düzenlenecek Erasmus Plus'ı da bakanlığımız olarak büyük bir heyecanla karşıladığımızı ve spor alanında çalışan kuruluşlarına ve ülkemize ve diğer Avrupa ülkelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar Erasmus Plus kapsamında sporla ilgili destekler verildi ve bu desteklerden de birçok kuruluşlar yararlandı. İyi uygulama örneklerini görmek, spor etkinlikleri düzenlemek ve yeni uygulamalar geliştirmek bağlamında bütün Avrupa Birliği projelerinde olduğu gibi Erasmus Plus'ın spor başlığı altında verdiği destekler de ülkemiz açısından oldukça katkı sağlayıcı oldu. İşte spor kültürünü yerleştirme bağlamında, sportif etkinlikleri arttırma bağlamında, federasyonlarımızın, kulüplerimizin bu alanda faaliyet gösteren çatı kuruluşlarımızın kurumsal kapasitelerini geliştirme bağlamında, özellikle bilgi transferi bağlamında oldukça önemli bir yer tuttuğunu ben ifade etmek istiyorum. Bu nedenle de bakanlık bünyesinde çalışmalarımızı hep daha fazla dış kaynak fon almak ve bu kurumlarımızın kendi kurumsal kapasitelerini geliştirmek bağlamında desteklerimizin hep süreceğini de ifade etmek istiyorum. Bir önceki yılda yapılan çalışmayla birlikte bazı federasyonlarımız biraz evvel İlker Bey'in bahsettiği gibi ciddi anlamda fon imkanına kavuştular. Özellikle ben burada proje koordinatörü olarak yer alan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'na ve proje ortağı olarak yer alan Türkiye Voleybol Federasyonu'na, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'na hem şahsım hem de bakanlığım adına tebriklerimi iletiyorum. Gerçekten de bir öncü oldular. Yani bir katkı sağladılar ve bu alanda yapılan çalışmalarla daha fazla projenin alınabileceğini aslında diğer paydaşlarımıza da, diğer federasyonlarımıza da göstermiş oldular. Önümüzdeki yıllarda hibe almaya hak kazanan projelerde yer alan federasyonlarımızın sayısının artmasına önem verdiğimizi ifade ediyorum. Federasyonlarımızın da bu noktada büyük bir çaba içinde olması gerektiğine inanıyorum. Biz sportif değerlendirme ve geliştirme kurulu olarak federasyonlarımızın geliştirilmesinde yürüttüğü ulusal ve uluslararası projeleri oldukça önemli olarak addetmekte ve federasyonlarımızın performans kriterleri arasında bu iki unsuru da koymuş bulunmaktayız. Birçok sportif başarı, mali kriter yanı sıra, kurumsallaşma düzeyi yanı sıra özellikle yürüttüğü ulusal işbirlikleri,
uluslararası işbirlikleri nedir? Bunlar federasyonların değerlendirilmesinde ve federasyonların yönetimlerin başarılı bulunmasında temel unsurlar. Yani bir performans kriteri aslında bir federasyonun yürüttüğü uluslararası ya da ulusal proje. Bu nedenle de federasyonlarımız zaten yakinen bunun bilincinde, farkında. Çünkü Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu'nda onlardan sunumlar alıyor. Hep beraber bunları tartışıyoruz. Nasıl geliştirebiliriz diye tartışıyoruz. Bugünün de önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hele artan bütçe miktarı ile yaklaşık iki katına çıkan bir fon miktarı ile de daha fazla proje almamızın aslında bir zorunluluk olduğunu da ifade etmek istiyorum. Çünkü iki katına çıkan bir bütçe görüyoruz ki bu bize daha fazla projeyi hayata geçirme, daha fazla projeyi yapma fırsatı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yine biraz evvel İlker Bey'in de bahsettiği gibi bu spor çalışanlarının, spor profesyonellerin değişimi de ayrı bir öneme sahip. Çünkü gerçekten spor alanında Avrupa'nın özellikle de belli branşlarının geliştiği ülkelere ilişkin çalışan değişimi, oradaki profesyonellerin buraya geliyor olması, buradaki federasyon çalışanlarımızın, profesyonellerimizin yerinde oradaki gelişmeleri görüyor olması, ülkemizde sporun gelişimi ve spor alanındaki bilgi düzeyinin artması açısından oldukça önemli olacaktır diye düşünüyorum. Burada hem yeni yöntem ve metotları görme, hem de bilginin transferi ve değişimi açısından bizim ihtiyaç duyduğumuz alanlarda, ki bunlar birçok alanda söz konusu, her ülkenin çünkü uzmanlaştığı bir branş, uzmanlaştığı belli alanlar söz konusu, kendi coğrafi yapısına göre, genetik yapısına göre, ülkedeki kabiliyet düzeyine göre belli branşlar belli ülkelerde gelişmiş durumda ve belli yöntemlerde, ilginç yöntemlerde uygulanıyor baktığımızda. Bunları doğrudan yerinde görmek, izlemek, değerlendirmek yine bu Erasmus Plus çerçevesinde spor çalışanların değişimiyle mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Ve bundan bu hareketlik fırsatından da federasyonlarımızın maksimum düzeyde yararlanmasını temenni ediyorum. Bakanlığımız da birçok çalışan bu çerçevede bu imkanlardan yararlanıyor ama federasyon çalışanlarımızın da bu imkanlardan yararlanıyor olması oldukça önemli. Sporun hayatın bir parçası ve kültürü haline gelmesi için gerçekten de bu imkanların hem tesis, hem etkinlik, hem faaliyet, hem müsabaka, hem düzenlenen lig, hem yeteneklerin keşfi gibi konuların mutlaka çok ciddi anlamda desteklenmesi ve ayrıca kaynak üretilmesi gerekiyor. Bugün Türkiye 2002 yılından beri son 18 yılda ciddi anlamda spor alanında tesislerini tamamladı ama spor tesislerine girme konusunda vatandaşlarımızı ikna etmekte güçlük çekiyoruz. Yani bizim tesislerimizi biraz sadece müsabaka yapılan alanlar olarak görüyor vatandaşlarımız İlker Bey gibi. Aslında bu alanlarda özellikle onları çekecek bir takım alanlar, işte gençler için fitness salonları, vücut geliştirme salonları, yine pilates, aerobik alanları gibi, yani genel anlamda fizik kültür egzersiz yapacak insanları da çekecek, salonlara çekecek bir takım uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bütün spor salonlarında, gençlik merkezlerinde bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz ki ya burada müsabaka yapılıyordur. Benim dışımda burada ben ancak seyirci olabilirim diye spor tesislerine yaklaşmaktan vatandaşımız vazgeçsin. O yüzden pandemiden önce 7/24'ü başlatmıştık. Bu oldukça önemli bir açılım olarak ortaya çıkacaktı. Çünkü spor tesislerinden tam kapasite yararlanılması gerekiyordu. Spor tesislerinin çevresindeki tartan pistleri 7/24 açmak suretiyle vatandaşlarımızın işte koşması, yürümesi, bir takım fizik kültür ve egzersiz hareketlerini yapabilmesine imkan sağlamayı hedeflemiştik. Hala bu buralar olabildiğince açık. Talep edildiğinde 7/24 tüm tesislerimizi açıyoruz ki yeter ki vatandaşlarımız buradan daha fazla yararlansın. İşte kadınlar için özellikle sporun, kadınları sporun gelişiminde önemli bir araç olarak görüyoruz ve fitness salonlarını, pilates, aerobik salonlarını gençlik merkezlerine kadar uygun yer, her uygun bulabildiğimiz yerde bunları koyuyoruz. Öğrenci yurtlarımızda bile bunlar eksikti. Bunları tamamlıyoruz ki spor bir hayatın bir parçası haline gelsin. Bir de şu var, bir spor branşıyla uğraşan insan sayısı toplam nüfusun belki %1-2'si kadar profesyonel anlamda uğraşan ama toplumun tamamının 7'den 77'ye, hatta 7'den 77'de burada daha şey, 3 yaşından 93 yaşına kadar diye bir tabir var. Uğraşıyor ve yapıyor olması lazım. Bu önemli, fakat bunu sağlayacak alışkanlıkları edindirmekte güçlük çekiyoruz. Pandemi bir anlamda biraz motive edici bir araç oldu. Tersinden bir motivasyon sağladı spor anlamında. Biz de evde kal, zinde kal, evde kal, sporla kal gibi bir takım programları
hem EBA üzerinden hem TRT Spor 2 kanalı üzerinden hayata geçirdik ki burada toplumun daha fazla hareket etmesini, bulunduğu yerde ofiste spor, çalışırken spor, hatta işte organize sanayi bölgeleri arasında çalışan ligi planlamıştık. Her lig var, okul sporları var, diğer müsabakalar var ama çalışanları da spora katmak amacıyla organize spor, organize sanayi bölgeleri ligleri de düzenleyecektik ki bu pandemi biraz yavaşlattı. Ama inşallah pandemi sonrasında 10 bin adım bir anlamda hayatın artık yavaş yavaş bir parçası haline gelmeye başladı. Bu tür insanların işte 10 bin kere elini, 10 bin adım gibi işte 100 kere elini kaldır, kolunu salla gibi bir takım sloganlarla toplumun en azından fizik kültür egzersiz tarafı, çünkü burası hayat boyu devam eden bir taraf diye bakıyorum ben spora baktığımda, orayı da hayatın bir parçası haline getirmemiz lazım. Tabii bugün burada konuşacağımız konu daha çok spor federasyonlarımızın ve kulüplerinin özellikle de elit sporcu yetiştirme bağlamında ve spor kültürünü yaygınlaştırma bağlamında yapacağı faaliyetler. Ben federasyonlarımızın bugünkü spor bilgi gününden, spor destekleri tanıtım toplantısından maksimum derecede yararlanmalarını ve işte belirlenen takvim çerçevesinde projelerini hazırlayıp, bakanlığımız uzmanları da onlara destek olacaklar, onlarla birlikte projelerini hazırlayıp en başvurabileceğimiz en yüksek sayıda proje sayısına ulaşmamızı temenni ediyorum. Ve bütün bu spor bilgi gününün ülkemize ve tüm katılımcılara faydalı olmasını diliyor ve hepinizi saygı ve sevgiyle selam. Sayın Bakan Yardımcımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de Dışişleri Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı açılış konuşmalarını yapacaklar. Sayın Bakan Yardımcımız, söz sizde. Çok teşekkürler Gül Hanım. Değerli Bakan Yardımcım, değerli hocam Ali Sünüs Bey, Ulusal Ajans Başkanımız, çok değerli Başkanımız İlker Bey, spor severler, değerli katılımcılar, ben de hepinizi Avrupa Birliği Başkanlığımızdan selamlıyor ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Gerçekten spor, Bakan Yardımcımız ve Ulusal Ajans Başkanımız uzun uzun anlattı. Ben onları tekrar edecek değilim ama spor bence hayatımızın bir parçası. İtiraf edeyim, ben bugün işe bisikletle geldim. Dolayısıyla sık sık da işe bisikletle geliyorum. Covid ortamında sanıyorum en sağlıklı ulaşım aracı. Aynı zamanda sporun benim geçmişine baktığım zaman hayatımın en güvenilir arkadaşı olduğunu da düşünüyorum. Yani 11 yaşında işte sokakta futbolu saymıyorum veya ip gererek oynadığımız voleyboldan bahsetmek istemiyorum. Ama işte biraz bisiklet önce eğlenceydi, sonra macera oldu. Sonra lisede, ortaokulda handbolden futbola, basketboldan voleybola her sporu yaptık ama orada da durmadık. Bazı insanların monşer sporu olarak gördüğü veya elit diye tanımladığı tenisi de İngiltere'de çayırda öğrendim. Ve fena da değilim. Zaman zaman tenis oynuyoruz. Bu vesileyle özellikle tenis camiasını da selamlamak istiyorum. Aynı zamanda handball benim için bir tutku. Perşembe günü de Eskişehir'de milli takımımız Hollanda ile bir maç yapacak. O maça da belki Hollanda Büyükelçisi ve Federasyon Başkanımızla katılıp sporun aynı zamanda bir diplomasi olduğunu, bir dostluk olduğunu da göstermek istiyoruz. Ben tabii çok uzun konuşmak istemiyorum ama yani tabii bizim Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde biz bugün bir aradayız. Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım İPA fonlarından yararlanıyoruz. Sayın Bakan Yardımcımız da vurgu yaptı. Keza Avrupa Birliği'nin aday ülkelere ve diğer Avrupa ülkelerine açık programlarına da katılıyoruz. Bu programlar arasında en büyüklerinden bir tanesi de Erasmus programı. Erasmus programı yanılıyorsam Ulusal Ajans Başkanımız düzelsin. Sanıyorum güncel bütçesiyle 28.4 milyar avroya ulaştı. Bu çok önemli bir kaynak. Ulusal kaynaklarımızı Avrupa Birliği'nden yararlanacağımız kaynaklarla birleştirdiğimiz zaman sanıyorum Türk sporunu Avrupa'da çok daha iyi bir noktaya getirebiliriz. Ben her zaman söylüyorum, Türkiye tarihiyle, geçmişiyle, coğrafyasıyla, ekonomisiyle,
sosyal yaşamıyla, siyasetiyle bir Avrupa ülkesi. Ama sadece bununla sınırlı değil, Türkiye sporda da Avrupalı. Bakın sadece son bir haftaya, bir iki haftaya dönüp bakarsak, paralimpik olimpiyatlarda yüzücülerimiz bize Avrupa şampiyonluğu getirdi. Güreşçilerimiz de yine Avrupa şampiyonasında altın madalyalar gördük. Yani onun dışında jimnastikte son günlerde yine Avrupa'da Türkiye'nin varlığını hissettiriyoruz. Voleybol, basketbolu zaten saymıyorum. Sürekli kupalardayız. Avrupa kupalarında yarışıyoruz. Keza futbolda. İşte Burak Yılmaz attığı iki golle ve attırdığı bir golle birdenbire Fransa'daki Türkiye algısını başka bir noktaya getirdi. Yani bu çok önemli bizim için. Dolayısıyla biz sporun tüm branşlarında Avrupa Ligi'nde olduğumuzu da unutmayalım. Bu ligden en iyi şekilde yararlanalım. Biliyorsunuz geçen hafta da yine İstanbul'da Sayın Bakanımızın da katıldığı, Spor Bakanımızın da katıldığı dünya kadın tenisinin önemli etkinliklerinden birini gerçekleştirdik ve harika bir tesiste. Bu vesileyle ben Tenis Federasyonumuza da bu başarılı etkinlik için teşekkür ediyorum. Keza yine başka elit olduğu düşünen bir golf üzerinde de çalışmamız lazım. Anadolu'ya golfü götürmemiz lazım. Bakın Şanlıurfa'da bir beden eğitimi öğretmeninin toprak sahada başlattığı, ip gererek başlattığı tenis bugün Şanlıurfa'da çok iyi bir noktaya geldi. Spor Bakanlığımız da hemen bölgenin imdadına yetişti ve bir tenis kortu oluşturabildi hızlıca. Bu çok önemli. Anadolu medeniyetlerin beşiği, sporların beşiği. Dolayısıyla biz Avrupa çerçevesinde bize sunulan bu programları, projeleri en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Tabii yani spor çok konuşuldu ama ben sadece birkaç noktaya değinmek istiyorum. Spor topluma uyum bakımından da çok önemli. Toplum sosyalleşmek bakımından da çok önemli spor. Aynı zamanda iletişim kurma yeteneği geliştirmesi için gençlerimizin çok değerli bir varlık. Sporun tanıtım diplomasi boyutuna değindim. Keza spor aynı zamanda dev bir ekonomi. Bunu da görmemiz lazım. Bakın şu anda işte spor tesisleri, bu alanda yapılan bahisler, sporcuların transferleri için ödenen rakamları düşündüğünüz zaman spor artık devasa bir endüstri halinde de geldi. Bizim dolayısıyla bu resmi de görerek Avrupa Birliği projelerinde sadece basit işbirliğini değil ama daha ileri projeleri görmemiz lazım. Önümüzdeki dönemde gerek Erasmus Plus çerçevesinde gerek IPA projelerinde iki konuya öncelik verilecek. Bunlardan bir tanesi dijitalleşme, diğeri de yeşilleşme diyelim isterseniz. Dolayısıyla spor ile dijitalleşme arasında bağlantı kuracağınız projelerin hem ulusal ajans nezdinde hem de ulusal ajans başkanımız belirtti. Brüksel'deki merkezi projelerde kazanma şansı çok daha yüksek olacak. Keza spor zaten kendi başına yeşilleşme demek ama yapacağınız projelerde çevreye daha duyarlı, kirletmeyen projeler önerirseniz sanıyorum bu projelerin de önümüzdeki dönemde kazanma şansı çok yüksek olacak. Biliyorsunuz önümüzdeki 7 yıllık dönemde başkanımız da belirtti 470 milyon avroluk bir bütçe söz konusu. Bu yıl için ayrılan kaynak aşağı yukarı 42 milyon avro. Biz de deneyimli bir aday ülke olarak Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde bu kaynakları en iyi şekilde kullanmamız lazım. Tüm federasyonlarımızı, e-spor müdürlüklerimizi, gençlik derneklerimizi, üniversitelerimizi, yerel yönetimlerimizi etkin olmaya, şanslarını denemeye davet ediyorum. Gerçekten bunlar önemli. Bizim diğer Avrupa ülkeleriyle bütünleşmemiz açısından da bu tür projeler sanıyorum Türkiye'yi çok daha ileri götürecek. Türkiye-AB ilişkilerine çok fazla girmek istemiyorum. Bugün spordan bahsediyoruz ama özetle şunu söylemek isterim. Türkiye'nin samimi arzusu özellikle Haziran ayından sonra Avrupa Birliği ile olumlu bir gündemi yakalamaktır. Burada Türkiye'nin katılım perspektifinin korunması,
Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerine başlanması, Türkiye-Avrupa Birliği arasında üst düzey diyalog toplantılarının yeniden canlandırılması, vize serbestisi konusunda önce biraz bizim adım atmamız, daha sonra AB'yi zorlamamız lazım. Keza göç konusunda da ve terörle mücadele konusunda da Avrupa Birliği ile daha yakın işbirliği yapabilmemiz lazım. Umarız Avrupa Birliği tarafı Türkiye-AB ilişkilerini sadece bir iki ülkenin maksimalist ve makul olmayan taleplerine endekslemez, ipotek etmez. Umarız hem Türkiye'nin hem diğer Avrupa ülkelerinin yararına olacak şekilde ilişkilerimiz üyelik perspektiviyle önümüzdeki dönemde ilerler. Ama durum ne olursa olsun Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin şu anda en verimli çalışan alanı Türkiye-Avrupa Birliği mali işbirliği ve aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği programlarına katılması. Bu programlardan bir tanesi de söylediğim gibi Erasmus, ama bunun yanı sıra Ufuk Avrupa gibi, Avrupa Dayanışma Programı gibi, Yaratıcı Avrupa gibi veya ekonomik sektörle ilgili COSME gibi, EASY gibi çeşitli programlar var. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın, tüm sivil toplum kuruluşlarımızın, özel sektörümüzün ve kamu kurumlarımızın bu programlarda etkin bir şekilde yer almasını diliyorum. Konuşmamı daha fazla uzatmadan hepinize spor, sağlık dolu günler diliyorum. Umarım spor her birimizin artık yaşamının kaçınılmaz bir parçası olacaktır. Gerçekten spor gerçekten iyi bir dost. Bugün bakın ben de bisikletle gelmiş olmanın bana verdiği hazla daha gülümser bir yüzle karşınızdayım. Tekrar hepinize iyi günler diliyorum. Sayın Bakan Yardımcımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi de 2021-2027 Erasmus programının getirdikleri neler, bunları gelin hep birlikte görelim. Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörümüz Sayın Rana Kasaboğlu Önder'e sözü bırakıyorum. Rana Hanım, söz sizde. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sayın Bakan Yardımcılarım, Sayın Başkanım, Genel Müdürlerim ve çok kıymetli katılımcılar. Öncelikle Avrupa Birliği Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı olarak işbirliği halinde bu etkinliği neredeyse geleneksel hale getirdik ve her sene spor başvurularından önce bu tür bir etkinlikle sizlerle buluşuyoruz. Hepiniz katıldığınız için ben de şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, bir miktar sizlere Erasmus Plus programı yeni dönemde neler getiriyor, onlardan bahsetmek istiyorum. Bir sunumum var sizlerle paylaşmak istediğim. Evet, Erasmus Plus programının genel hedeflerine baktığımız vakit özellikle 2021-2027 yılını ilgilendiren dönemde yine eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanını eğitsel, mesleki ve kişisel anlamda gelişmeye, hem bireysel gelişmeye hem toplumsal gelişmeye destek olacağını ve özellikle mesleki ve sosyal bütünleşme ile sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunacak olan projelerin ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Bu genel hedefler çerçevesinde Erasmus Plus programı yine yeni dönemde bireylerin öğrenme hareketliliğine, ki biz bunu daha önce K1 faaliyetleri diyebiliyorduk, yine aynı şekilde isimlendireceğiz. Bireylerin öğrenme hareketliliğine ve özellikle gençlik alanında yaygın öğrenmeye, aktif katılımı teşvik etmeye önem veriyor. Ve programda özellikle belirtilen spor alanında da hareketliliğin teşvik edileceği belirtiliyor. Bunun dokümanlara girmiş olması, spor alanında hareketliliğin teşvik anlamında bir cümlenin dokümanlarda yer almış olması bile önümüzdeki yılların spora vereceği önemin bir habercisi bizim için. Ve benzer şekilde kurumlar ve politikalar düzeyinde işbirliği, kapsayıcılık, mükemmeliyet ve yenilikçilik konuları da programın özel hedefleri arasında. Sayın Bakan Yardımcım bahsetti, çok detayına girmek istemiyorum ama zaten Avrupa Birliği'nin bütün alanlardaki önceliği yeşil ve dijital gündem. Bu bizim yapacağımız spor projelerini de elbette etkileyecek. Fakat bunun yanı sıra Erasmus Plus programına özgü olarak yeni erişilebilirlik ve dahil etme stratejisi çerçevesinde özellikle
küçük ölçekli kurumların ve engellilerin programa dahil edilmesi de söz konusu olacak. Bu demektir ki bizler spor projelerimizi yaparken engellilerle çalışmaya, dezavantajlı konumdakilerle çalışmaya, dezavantajlı bölgeleri dahil etmeye, hatta ve hatta ortaklık yapılarımızda dezavantajlı konumda olan ülkeler ve ortaklarla birlikte çalışmaya önem verir ve bunu başvuru formlarımızda işte bu stratejiyle uyumlandırırsak projelerimizin Erasmus Plus programına hitap etme önceliği öne çıkmış olur. Benzer şekilde özellikle gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımı ve farklı sektörler arasında işbirliği yapılması da programın öncelikleri arasında yer alıyor. Peki bu spor projelerini nasıl etkiler derseniz, örneğin dijitalleşme anlamında çalıştığınız bir projede bir üniversitenin bilişimle ilgili bir bölümü veya bilişimcilerin bulunması veya sosyal medyacıların, internet web sayfası tasarımcılarının bulunması sizin sadece spor anlamında değil, projenizin konusu olan faaliyet alanlarında da uzmanlığa başvurduğunuzu gösterir ki bu da teşvik edilen bir durum. Çok detaylarından bahsetmek istemiyorum. Hakeza yine iklim, sürdürülebilirlik, çevre, kaynakların korunması, sürdürülebilir gıda, ortamlar gibi faaliyetler projelerimize yön veriyor olacak. Sadece dahil etme stratejisinde biz engellilik ve küçük ölçekli kurumları almıyoruz. Aynı zamanda coğrafi, sosyal engeller, kültürel farklılıklar gibi konulara da öncelik veriyoruz. Değerli katılımcılar, Erasmus Plus programının 7 yıllık dönem için tüm Avrupa'daki bütçesi 28.4 milyar avro. Ve bununla 7 yıllık dönemde 10 milyon katılımcıya hareketlilik ve işbirliği projeleri kapsamında destek verilmesi öngörülüyor. Bütçe dağılımına baktığımızda ise bu bütçenin büyük bir kısmı hareketliliklere, %30'luk kısmı da kurumlar arasındaki işbirliği projelerine ayrılmış durumda. Yine geçen dönemde olduğu gibi Erasmus Plus programında ülke merkezli ve merkezi projeler yapılabiliyor. Merkezi projeler bugün size anlatacağımız spor projeleri ağırlıklı olarak Avrupa Komisyonu'na doğrudan başvurusu sunulan projelerimiz. Değerli katılımcılar, bunun önemli bir slide olduğunu düşünüyorum. Erasmus Plus programı 2021-2027 yılında işte bu gördüğünüz çerçeveyle birlikte yürütülüyor olacak. Burada gördüğünüz yeşil renkli faaliyetler yeni eklemlenen faaliyetler. Örneğin K1 bireylerin hareketliliğinde spor başlığını görüyoruz. 2022 yılından itibaren spor koçlarının ve personelinin ulusal ajanslara başvuru yapılmak suretiyle, yani ülke merkezli olarak hareketlilik yapmaları mümkün olacak. Yine ilgilenen katılımcılarımız için okul eğitimi ve yetişkin eğitimi alanında da yine öğrenci-öğrenici hareketlilikleri ve aramızda pek çok sivil toplum kuruluşumuz var, gençlik derneklerimiz var. Onlar için ve özellikle sadece 18 yaşında olanlar için Discover EU, Avrupa'yı Keşfet programı yeni dönemin öne çıkan faaliyetleri arasında. Birazdan arkadaşım size bahsedecek. K2 faaliyeti artık ikiye bölündü. İşbirliği ortaklıkları ve küçük ölçekli ortaklıklar olarak. İşte biraz evvel bahsettiğim inclusion strateji, dahil etme stratejisi çerçevesinde küçük ölçekli ortaklıklar projeleri adında ayrı bir faaliyet türü oluşturuldu ki hem işbirliği ortaklıkları, buna büyük ölçekli diyebilirsiniz, hem de küçük ölçekli anlamında spor projeleri yapmamız mümkün. Bir katılımcımız chatten sormuş, büyük ölçekli işbirliği ortaklığı var mı diye. Elbette var. Ülkemizden koordinatör olan projelerimiz de var spor anlamında. Birazdan sizlere sunacağımız proje örneklerinde ve proje temsilcimizle birlikte direkt bu örnekleri görüyor olacağız.
Ülkemizde Erasmus Plus sporun rakamları, Sayın Başkanım ve Büyükelçim bahsettiler. Bir dağılım burada ben size vermek isterim. 2014'te ilk kez programa eklemlendiğinde 2 tane koordinatör projemiz, 44 tane de ortak projemiz var idi. 2017, 18, 19 ve 20 yıllarında bu rakamlar giderek arttı. Özellikle koordinatör olduğumuz projelerde, ki bunun şöyle bir sevindirici yönü var. Koordinatör olduğumuz projelerde doğrudan bütçe bizim ülkemize geliyor. Yani direkt bütçeyi harcama yetkisi, diğer ortaklar arasında dağılım yapma, iş bölümü yapma ve bu bütçeyi tahsis etme, kullandırma yetkisi direkt ülkemizde oluyor. Dolayısıyla koordinatör olmanın bir ayrı özelliği var. Tabii bunun yanı sıra toplamda 130 tane projede de federasyonlarımızın, gençlik derneklerimizin, spor kulüplerimizin ortaklığı var. Burada da yine bütçe kullanımı gerçekleşmiş oluyor. Bugün sizlere bahsedeceğimiz 2021 spor projelerine ise 2021 yılı için ayrılan bütçe 41.7 milyon avro civarında, tüm Avrupa çapında. Bunun büyük bir bölümü işbirliği ortaklıklarına, yani büyük ölçekli ortaklıklara, 7 milyon avrosu küçük ölçekli ortaklıklara ve 4 milyon avrosu kar amacı gütmeyen spor etkinliklerine ayrılmış durumda. Ve 2021 yılı için tüm Avrupa'da yapılması öngörülen proje sayısı, bakın kesin demiyoruz, bu bütçe rakamlarına göre değişir, öngörülen proje sayısı da 274 civarında. Program detaylarına geçmeden önce hem bir özet olması hem de programın lansmanını sizlerle yapmış olmamız sebebiyle size hazırladığımız kısa bir videoyla ben veda etmek istiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi 2021 teklif çağrısı kapsamında Erasmus Plus spor destekleri neler? Bunların detaylarını hep birlikte görelim. Bu konuda çok değerli iki uzman arkadaşımız Necla Hanım ve Başak Hanım sizlerle sunumlarını paylaşacaklar. İlk olarak ben iletişim koordinatörlüğü uzmanı Necla Ergani'ye sözü bırakıyorum. Necla Hanım söz sizde. Teşekkürler. Herkese merhaba. Sayın Başkanım, Sayın Bakan Yardımcım, katılımcılar, değerli katılımcılar. Benim bugünkü sunumum sporun 2021 yılı teklif çağrısı kapsamında detaylarını içeriyor. Sizi yönlendirme yapmayı amaçlıyorum. 2021 yılı ile beraber spor alanında hangi yenilikler bizi bekliyor? Hangi faaliyetler var? Bu faaliyetler komisyon tarafından neden dizayn edildi? Amaçları neler? Öncelikleri neler? Teknik kriterleri neler? Başvuru yapmadan önce nerelere bakmamız lazım? Hangi dokümanları dikkate almamız lazım? Ve sonrasında da Başak Hanım'ın sunumu, bu kaynaklara nereden erişebilirsiniz? Bu konuda bilgilendirme yapmayı amaçlıyor. İsterseniz öncelikle Erasmus Plus spor destekleri kapsamında hangi faaliyetler var? Oradan başlayalım. Şöyle ki, bir önceki dönemde, yani 2014-2020 döneminde spor faaliyeti, spor destekleri özel eyleme olarak uygulanıyordu. Ama 21-27 döneminde Erasmus Plus programında artık spor destekleri K2 başlığı altında uygulanacak. Bu hem bir yenilik hem de K2 başlığı altında uygulanmasının bir mantığı var. O da ortaklıklar yoluyla Avrupa'daki spor uygulamalarını desteklemek, sistematik olarak spor alanında yenilikleri desteklemek ve bu alanda işbirlikleri vasıtasıyla sporu geliştirmek. Dolayısıyla K2 başlığı altında desteklenecek olması bize o faaliyetlerin amacı açısından bir yol gösteriyor. İkincisi de aynı diğer faaliyetlerde, yani Erasmus'un diğer sektörlerinde olduğu gibi yetişkin eğitimi, okul eğitimi, mesleki eğitim gibi sektörlerde olduğu gibi bu ortaklıkların işbirliği ortaklıkları ya da küçük ölçekli ortaklıklar şeklinde yapılabileceğini söylüyor.
Şimdi o zaman biz bir Erasmus spor projesi kurgulamak istersek hangi faaliyetleri yapabiliriz? Burada gördüğünüz slide bu sorunun cevabını vermeyi amaçlıyor. Bizim projemiz ya bir ortaklık projesi olabilir ya da bir etkinlik projesi olabilir kısaca. Eğer Erasmus Plus spor projemiz bir ortaklık projesi ise bu bir spor alanında işbirliği ortaklığı olabilir ya da spor alanında küçük ölçekli ortaklık olabilir. Bu ikisi arasındaki fark nedir? Yani ikisi de ortaklık projesi ama işbirliği ortaklıklarıyla küçük ölçekli ortaklıkları birbirinden ayıran şey nedir? Sorusunun cevabını bir sonraki slaytlarda vereceğiz. Ama bilmemiz gereken şey şu, eğer biz bir spor kulübüysek, ilk kez bir spor başvurusu yapacaksak, yerelde spor faaliyetlerimiz varsa, bütçe kullanım konusunda, işte ortak seçimi konusunda biraz daha bu proje işine yeni giren bir kuruluşsak, Avrupa Komisyonu küçük ölçekli ortaklıklara başvuru yapmamız konusunda bizleri teşvik ediyor. Dolayısıyla siz ilk kez bir başvuru yapmayı planlıyorsanız ve bir spor kulübüyle de ortaklığınız varsa ve bütçe yönetimi konusunda soru işaretleriniz varsa ben sizi bu yıl spor alanında küçük ölçekli ortaklıklar yapmanız konusunda yönlendirebilirim. Şimdi eğer bizim projemiz spor alanında ortaklık değil de bir etkinlik projesi olacaksa ki Avrupa Komisyonu bu faaliyetin adını kar amacı gütmeyen Avrupa spor etkinlikleri diyor. Bunu da 3 şekilde yapabileceğimizi söylüyor bize Erasmus Plus program rehberinde. Ya Avrupa çapında spor etkinlikleri yapabilirsiniz ya da 2 tip yerelde spor etkinliği yapabilirsiniz diyor. Bu tip 1, tip 2 denen yerel spor etkinliklerindeki ayrım yani fark tip 1 ile tip 2'yi ayıran şey yine bütçesi ve bu etkinliklerde yer alacak kurumların sayısı. Yani bir bütçe açısından ayrım var, iki projede yer alacak kurum kuruluşun sayısı açısından bir ayrım olduğunu söyleyebiliriz. Peki geçen dönemden yani 14-20 döneminden aramızda aşina olanlar, spor başvuru formunu görmüş olanlar, az çok rehberi okumuş olanlarımız vardır. Yeni dönemde hangi değişiklikler var diye bakacak olursak en önemli değişiklik bence sporun artık özel bir eylemden çıkıp Erasmus Plus çatısı altında bildiğimiz ana eylemler başlığı altında destekleniyor olması. Bu kapsamda 3 ana faaliyet var dedik. İşbirliği ortaklıkları, küçük ölçekli ortaklıklar ve kar amacı gütmeyen spor etkinlikleri. Rana Hanım da kısaca bahsetti. 2022 itibariyle bu sene için bu yenilik söz konusu değil ama önümüzdeki yıldan itibaren gelmesi bekleniyor. Spor koçlarının ve spor eğitmenlerinin yani spor personelinin hareketliliği de K1 başlığı altında mümkün olabilecek. Bunun başvurusu ulusal ajansa yapılacak ama bu sene için bu faaliyeti es geçiyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren bu yeniliği geçmemiz bekleniyor. Şimdi bu slaytta biz gelen yenilikleri şöyle bir toparlamaya çalıştık. Bu açıdan hangi yenilikler var devam etmemiz gerekirse spor açısından başvuru formları başlı başına yeni. Yani artık hem başvuru yaptığımız portal alan hem de formlar açısından eski döneme herhangi bir atıf yok. Yepyeni formlarla yeni bir başvuru sayfasıyla karşı karşıyayız. İkincisi yeni finansman kuralları. Yani artık götürü usulü hibe sistemine geçti komisyon ve iş paketleri yoluyla tek seferde istediğimiz hibe tutarını gerekçelendirerek götürü usulde hibemizi alacağız. Bu ne demek götürü usulü hibe? Eskiden örneğin başvuru formunda işte hareket kaç ülkeye gideceksiniz, kaç kişi gidecek, kaç tane toplantı yapacaksınız bunların hepsini siz tek tek giriyordunuz. Komisyon da size bu girdiğiniz kişi sayısına, toplantı sayısına, fikri çıktı sayısına, fikri çıktıda çalışacak kişi sayısına göre hemen bütçeyi kendisi hesaplıyordu. Daha doğrusu form kendisi hesaplıyordu. Ama artık böyle değil. Bize komisyon işbirliği ortaklığı mı yapmak istiyorsun? 3 tane seçenek sunuyor. Buna lump sum diyor. Menu of 3 lump sum. Bu 3 hibeden bir tanesini seç diyor. 120 bin, 250 bin, 400 bin. Bunlardan bir tanesini seç ve bu seçtiğin hibeye göre bana iş paketleri hazırla ve bu iş paketleri yoluyla beni seçtiğin hibeyi harcayabileceğine ikna et.
Dolayısıyla yeni dönemde en büyük yeniliklerden bir tanesi de Erasmus Plus spor desteklerinde gelen yeni finansman kuralları. Yine 2022 itibariyle spor personeli için hareketlilik geleceğini söylemiştik. Peki yeni finansman kurallarına biraz daha detaylı bakalım isterseniz. Bu arada benim anlattığım bilgiler bir Erasmus Plus program rehberinden aldığım bilgiler. İki, Avrupa Komisyonu'nun spor bilgi gününde aktardığı bilgiler. Komisyon diyor ki ben bundan sonraki dönemde Erasmus Plus spor desteklerindeki hibe tutarlarını hesaplarken benim yeni finansman kurallarıma göre size vereceğim toplam bütçe tutarı yani hibe projenin toplam ödeneğine karşılık geliyor. Siz orada 120 bini mi seçtiniz? Bu 120 bin size vereceğim toplam ödenek ve siz bu ödeneği ortaklarınız arasında tüm faaliyetleriniz için paylaşmakla sorumlusunuz. Yapılacak aktiviteleriniz, üretilecek çıktılarınıza göre bütçeyi seçmelisiniz. Çünkü bütçeyi seçtikten sonra ben size ayrıca fikri çıktığı için ya da bu fikri çıktığı yaygınlaştırmanız için ayrıca bir bütçe vermeyeceğim. Bunun içerisinden harcayacaksınız. Seçtiğiniz bütçeye istinaden iş paketleri yoluyla beni ikna etmelisiniz bu bütçeyi harcayacağınıza. Dolayısıyla iş paketleriniz projenin amacına, kurgusuna ve bütçe tahmininize göre hazırlanması gerekli ve projenin geçmesinde en önemli etkenler. İş paketlerinin hazırlanması spor projeleri için kritik önem arz ediyor. Ve her bir iş paketiniz de sizin toplam hibe tutarınıza, bütçe tahmininize göre hazırlanmalı. Ve bu iş paketlerinin bütünü toplam istediğiniz bütçeye denk olmalı diyor. Aslında bütün bu kurallardan bizim anladığımız komisyonun idari ve finansal süreçler yerine bundan sonra spor projelerinde üretilecek çıktılara ve projelerin sonuçlarına yoğunlaşılmasını istediğini anlıyoruz. Yani siz faturayla ya da işte idari finansal süreçlerle yorulmayın, bana iş paketlerinizi hazırlayın ve projenin sonuçlarıyla daha çok meşgul olun diyor. Şimdi Erasmus Plus spor projelerini isterseniz öncelikleriyle devam edelim. Öncelikler şu açıdan önemli. Erasmus Plus program rehberi diyor ki bir spor projesi kurgularken yapacağınız işbirliği ortaklıkları ya da küçük ölçekli ortaklıklar projelerinden bu önceliklere en az bir tanesini seçmelisiniz. Ya genel önceliklerden bir tanesini seçmelisiniz ya da ortaklık projelerin önceliklerinden bir tanesini projenizde yer vermeniz gerekiyor. Mutlaka en az bir tanesine. Rana'nın bahsetmişti dijital öncelikler, Yeşil Erasmus, engellilerin katılımı. Bunlar programın zaten genel öncelikleri. Bunlardan bir tanesini seçebileceğiniz gibi spor ortaklık projelerinde sayılan sporda katılımı ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi, sporda bütünlüğün ve spora ilişkin değerlerin teşvik edilmesi, sporda eğitim ya da spor yoluyla eğitimin teşvik edilmesi ve sporda ırkçılık, şiddet, ayrımcılık, hoşgörüsüzlükle mücadele gibi bazı problemli alanların çözümüne yönelik ya da mücadelesine yönelik önceliklerin seçilmesi bekleniyor. Bu rehberden alınmış öncelikler bunlar. Siz bir ortaklık projesi planlıyorsanız bu dört öncelikten birini ya da rehberdeki genel önceliklerden birini mutlaka projenizde bahsetmek durumundasınız. Öncelikler bu açıdan önemli. Peki spor alanında işbirliği ortaklıkları projesi yapmak istersek ne yapabiliriz? Hangi teknik şartlar karşımıza çıkıyor? İsterseniz o sorunun cevabını vermeye çalışalım. Öncelikle başvuru yapacak kurum ve kuruluş açısından bu sene rehber oldukça geniş. Şöyle ki geçen yıllarda sporla ilgili olan kurum ve kuruluşlar diyordu. Bu sene diyor ki Erasmus Plus program ülkelerinde yerleşik herhangi bir kuruluş spor projesine başvuru yapabilir. Kar amacı güdebilir, gütmeyebilir. Sporla ilgili faaliyetinin olması tabii ki gerekli. Sonuçta bir spor projesi yapılacak. Ama herhangi bir kuruluş spor projelerine başvuru yapabilir. Eğer İşbirliği ortaklığı projesi yapacaksak mutlaka 3 farklı program ülkesinden en az 3 kuruluş projede olmalı diyor. Minimum 3
dediğine göre biz en az hani 3, 4, 5 rakamlarına, ortaklıklarına çıkabiliriz. Ve öncelikler açısından da en az bir program önceliği veya biraz önce saydığımız 4 öncelikten bir tanesini, yani sektör önceliğini projenize almalısınız, katmalısınız ve ona göre kurgulamalısınız diyor. Proje süremiz 1 ila 3 yıl arasında değişiklik gösterebilir ve bütçeye baktığımızda da o biraz önce bahsettiğimiz götürü usulü hibe açısından 3 tane seçenek sunuyor bize. Bizim ortaklık yapımıza göre, yapacağımız faaliyete göre, hazırladığımız iş paketlerine göre bir bütçeyi seçmemiz gerekiyor. Ya 120 binlik, ya 250 binlik, ya da 400 bin avroluk bütçe seçeneklerinden bir tanesini seçiyoruz. Ve bu seçtiğimiz bütçeye göre iş paketlerini hazırlamamız gerekiyor. Son başvuru tarihimiz 20 Mayıs. Şimdi birazdan benim sunumumu takiben 3 tane de proje örneğimiz olacak bu toplantıda. 2 tanesi işbirliği ortaklığı proje örneği, bir tanesi de küçük işbirliği ortaklığı proje örneği. Buna rağmen ben yine de o projelerden farklı olarak birer tane örnek koydum sunumuma. Örneğin Erasmus Plus spor işbirliği ortaklıklarına örnek olarak Gazi Üniversitesi'nin bir projesini koyduk. Koordinatörü üniversitemiz. Ve temel amacı ekolojik, sürdürülebilir spor eğitimine yönelik eğitim programının oluşturulması. Yani bu projede bir fikri çıktı var. Temel amaç sürdürülebilir ve ekolojik bir spor eğitimine yönelik kaynak ve eğitim materyalinin oluşturulması. Ve 388 bin avroluk bir proje, 4 ortaklı bir proje. Bütün bu proje örneklerini Erasmus Plus Proje Sonuçları platformundan buluyoruz. Başak Hanım bize o platforma nasıl erişeceğimize dair bilgiyi de gösterecek. Toplantı bitiminde siz istediğiniz anahtar kelimeyle, ister buz hokeyi, ister handball, ister kurum adıyla istediğiniz proje örneklerine ulaşabilirsiniz. Küçük ölçekli ortaklıklar açısından baktığımızda ise temel fark birincisi bütçe. Yani yüzlü rakamlara çıkamıyoruz küçük ölçekli ortaklıklarda. 2 menü seçeneğimiz var. Ya 30 bin avroluk ya da 60 bin avroluk bütçeyi seçebiliyoruz. Ortaklık açısından baktığımızda da en az 2 ortağa ihtiyacımız var. İşbirliğinden farklı olarak. Yani siz bir tane spor kulübü yeterli. Yine Erasmus Plus program ülkelerinde yerleşik herhangi bir kuruluş başvuru yapabiliyor ve öncelikler açısından baktığımızda da program önceliklerinden veya spora ilişkin sektör önceliklerinden bir tanesini seçmeniz bekleniyor. Yine son başvuru 20 Mayıs. Burada da bir küçük ölçekli bir proje örneğimiz var. Yine bir üniversitemizin projesi. Temel prensibi 3-8 yaş arasındaki çocuklara fiziksel aktiviteyi sevdirmek ve fiziksel aktivite spor alışkanlığını kazandırmak üzere erken çocuk spor hareketi konusunda bir eğitim programının geliştirilmesini amaçlayan bir proje. 4 ortaklı bir projeydi ve bütçesi de 40 bin avroydu. Şimdi üçüncü faaliyetimiz ortaklıklardan farklı olarak kar amacı gütmeyen spor etkinlikleri. Bu faaliyete yönelik ülkemizden koordinatör statüsüyle bir proje yok. Bunun nedenlerinden bir tanesi spor destekleri, yani faaliyetleri açısından kar amacı gütmeyen spor etkinlikleri en düşük bütçeye sahip. Yani toplam desteklenen proje sayısı her yıl 4, 5, 6 gibi o civarlarda oluyor. Böyle olunca ayrılan bütçe de biraz düşük. Ama hani Avrupa çapında yapılan etkinlik proje örnekleri var. Yine onu da proje sonuçları platformundan görebiliriz. Kar amacı gütmeyen spor etkinliklerinin temel amacı birincisi spor faaliyetlerinin Avrupa çapında görünürlüğünü arttırmak. Aynı zamanda da hem sporda spor yoluyla dahil etme, hem fırsat eşitliği, hem de fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine yönelik farkındalık çalışmalarının yapılması. Dolayısıyla bu etkinlikleri yaparken yine dikkat etmemiz gereken 4 tane önceliği sayıyor Avrupa Komisyonu. Diyor ki eğer siz bir Avrupa spor etkinliği planlayacaksanız aşağıda sayılan 4 öncelikten bir tanesini mutlaka projenizde yer vermelisiniz. Nedir bu öncelikler? Sporda gönüllülük, spor yoluyla dahil etme, sporda ayrımcılıkla mücadele, spora ve fiziksel aktiviteye katılım. Bu 4 öncelikten bir tanesi mutlaka etkinlik projelerinde dikkate alınarak yazılması
gerekiyor. Yine başvuru açısından diğer ortaklık projeleriyle aynı, herhangi bir kuruluş, program ülkesinde yerleşik herhangi bir kuruluş başvuru yapabiliyor. Burada etkinlikleri Avrupa Komisyonu üçe ayırıyor. Diyor ki Avrupa çapında yapılan etkinlikler ya da yerelde yapılacak olan iki tip etkinlik. Öncelik açısından da yukarıda saydığımız dört önceliğe en az bir tanesine uygun olarak proje kurgulamamız gerekiyor. Ve bütçe açısından da üç tane bütçe seçeneği sunuyor. 200 bin, 300 bin ve 450 bin avro. Bu sunduğu bütçe seçeneklerinde aslında faaliyetin yani etkinliğin türüne göre belirliyor. Eğer Avrupa çapında etkinlik kurgulayacaksak 10 farklı program ülkesinden 10 farklı kuruluşa ortak almalıyız ve bu etkinlik başvuran kuruluşun ülkesinde gerçekleşmeli diyor. 450 bin avroluk bütçe seçeneğini seçmeliyiz. Eğer Avrupa çapında yerel etkinlikler tip 1 yapacaksak en az 3, en fazla 5 farklı program ülkesinden en az 3, en fazla 5 farklı kuruluş yer almalı diyor. Ve etkinlik projede yer alan her bir kuruluşun ülkesinde gerçekleştirmeli. Yani her bir ortak kendi yerelde kendi etkinliğini yapmalı diyor. Burada tip 1 için 200 bin avroluk bütçe ayrılmış. Tip 2'deki fark yani tip 1'e göre fark ortaklık sayısı. En az 6 farklı program ülkesinden 6 farklı kuruluş yer alıyorsa ve 300 bin avroluk bütçe talep ediyorsak bu tip 2'ye giriyor. Ve etkinlikler projede yer alan her bir kuruluşun ülkesinde gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani siz 6 kuruluş aldıysanız bu 6 kuruluş yerelde de kendi etkinliğini planlayıp yapmak durumunda. Etkinlikler, yenilikler ve temel teknik kriterler bunlar. Peki 20 Mayıs'a da az bir tarih kaldı. 20 Mayıs'a kadar biz başvuru yapmak istiyoruz. Kafamızda bazı fikirler var. Öncelikleri de anladık. Peki bundan sonra bu toplantı bitince ben hangi adımları atmalıyım diyorsanız Başak Hanım size detaylı bir şekilde anlatacak. Ben sadece görselini koymak istedim. Öncelikli olarak rehberi mutlaka incelemeliyiz. Bilgi günü kayıtlarına bakabiliriz. Komisyonun bizzat kendi yaptığı sunumlar var. Yine başvuru formları sayfasını Başak Hanım gösterecek. Ve proje örnekleri için de proje sonuçları platformunu kullanabiliriz. 20 Mayıs bu tüm 3 faaliyet için de son başvuru tarihleri. Teknik sorular ve hani detaylı sorular için komisyonun mail adresini kullanabilirsiniz. Biz biraz daha merkeziyet.uago.tr adresinden biz de yardımcı oluyoruz ama daha çok yönlendirme ve rehberden hareketle sorularınıza cevap verebiliyoruz. Benim sunumum bu kadar. Ben teşekkür ediyorum. Herhalde proje örneklerimiz ve Başak Hanım'ın sunumuyla devam edeceğiz. Necan, teşekkür ederiz sunumunuz için. Ben teşekkür ederim. Sorularınızı Başak Hanım'ın da sunumundan sonra toplu halde cevaplandıracağız. O yüzden alttan görüyoruz chat bölümünden yazıyorsunuz. Onları ekrana yansıtarak sorularınızdan cevaplayabileceklerimizi burada uzman arkadaşlarımız cevaplayacak. Dediğimiz gibi diğerlerini de komisyona yönlendirebilirsiniz. Şimdi iletişim koordinatörlüğü uzmanı Başak Çikoçeli'ye söz bırakmak istiyorum. Kendileri sunumlarını gerçekleştirecekler. Başak Hanım söz sizde. Merhabalar. İsmim Başak Çikoçelik, iletişim koordinatörlüğünde uzman olarak görev yapıyorum. Necla Hanım'ın bahsettiği Erasmus Plus Spor hakkındaki detaylı teknik bilgiler sonrasında aslında altını çizmek istediğimiz bazı hususlar var. Bunlar da potansiyel bir proje yapmak istediğinizde, spor projesi yapmak istediğinizde ne gibi noktalara dikkat etmeniz gerektiği aslında. Bunları biz Avrupa Komisyonu'nun daha önce yaptığı bilgi günlerinden de derlediğimiz, onların da bize hani bu önerilerde bulunun lütfen potansiyel proje sahiplerine dedikleri bazı noktalar var. Bunlardan bahsetmek istiyorum size. Ekranımı paylaşırsam. Evet. Evet. Ne gibi tavsiyelerde bulunabiliriz? Zaten birazdan proje sahiplerimiz de bizzat somut olmuş projeler hakkında size detaylı bilgiler verecekler. Belki orada benim bu anlattıklarım daha da netleşecektir ama size söylemek istediğimiz dediğim gibi birkaç önemli husus var. Proje hazırlığındaysanız ya da
hali hazırda bir fikriniz varsa projelerle ilgili. Şimdi burada sıklıkla yapılan hatalardan başlamak istiyorum. Burada çok önemli noktalardan ilki belirsiz ve net olmayan tanımlamalar ve açıklamalar. Yani proje başvuru formunda zaten göreceksiniz. Size proje hakkında, proje tanımlama formunda bilhassa bazı sorular sorulacak. Bu sorularla da haliyle projenizin ne kadar kaliteli olduğu ya da hangi amaçlara hizmet ettiğinin görülmesi gerekiyor. Çünkü malumunuz Avrupa Komisyonu'yla hani derdimizi, meramımızı, projemizin geçerliliğini, iyiliğini anlatmanın tek yolu ifadelerimizin doğruluğu ve açıklığı. Burada belirsiz ve net olmayan tanımlama ve açıklamalardan kaçınmamız gerekiyor. Özellikle de bir spor alanında bir ihtiyacı belirlerken çok iyi temellendirmek gerekiyor. Bunların ifade edilmesi gerekiyor. Bir diğer konu odak eksiği. O da şöyle, siz eğer belli bir alanda zaten hani projelerin belli tabii ki hedefleri, temaları oluyor. Bu temanın hani dışına çok çıkmamak gerekiyor aslında. Yapmak istediğiniz proje her ne ise, konu ne ise onun çevresinde kalmak, merkeze onu almak çok önemli. Çünkü çok fazla dağıldığınızda haliyle projenin inandırıcılığı, yararlı olma durumu da ortadan kalkabiliyor. Yine amaçlar, metodoloji, etkinlikler, bütçe ve proje arasındaki tutarsızlıklar da önemli hatalardan biri. Bir bütün olarak projeyi kurgulamamız gerekiyor. Hepsi birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olması bekleniyor. Bir diğer önemli hata bizim gördüğümüz şişirilmiş bütçe. Tabii ki aslında yeni dönemde Necla Hanım'ın da az evvel bahsettiği gibi artık götürü usulü hibe, yani toplam bir meblağ verilecek. Tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Yani size 120 bin avro verildi. İstediğiniz gibi hani bunu kullanabiliyorsunuz. Hani efektif mi kullanılıyor yoksa hani doğru faaliyetlerde kullanılmıyor mu, bu incelenmeyecek değil muhakkak ki. Hani eski dönemde bütçeyi biz kendimiz oluşturduğumuz için doğru bir yapılanmanın olması bekleniyordu. Yeni dönemde de hali hazırda bize verilen bütçeyi en verimli şekilde kullanmamız beklenecek. Zaten bunların hani ara raporlar, nihai raporlar aşamalarında da belgelendirilmeleri de istenecek. Ve bir diğer önemli nokta zayıf yaygınlaştırma faaliyetleri. Nedir bu? Aslında bu Erasmus Plus programındaki tüm projeler için bizim biraz kanayan yaramız diyebiliriz. Projeler yapıldıktan sonra artık bırakılıyor, unutuluyor ya da masalarda kalıyor. Yani hani kimseye yaygınlaştırılmıyor. Aslında bu projelerin yaşamaya başladığı asıl nokta yaygınlaştırma faaliyetleri. O yüzden yapmayı planladığınız, yazmayı planladığınız projelerinizde yaygınlaştırma faaliyetlerini ne kadar detaylı ve gerçekçi yazarsanız bu da projenizi daha sağlıklı kılacaktır. Şimdi dış uzman değerlendirme raporlarından bazı örnekler derledik. Biliyorsunuz tabii projeleriniz dış uzmanlar tarafından değerlendiriliyor yürütme ajansı içerisindeki ve ne gibi zayıflıklar not etmişler bunu da ifade etmek istedik. Avrupa spor politikalarının hedefleriyle ilginin kurulamaması en çok görülen hatalardan, zayıflıklardan daha doğrusu biri ki her zaman bahsettiğimiz program rehberinde de yer alan, yine sunumlarımızda da altını çizdiğimiz spor politikaları, yani Erasmus Plus'ın bu spor projeleriyle ulaşmak istediği bazı temel hedefler var ve bizim projelerimizle bu temel hedeflere bir şekilde temas etmemiz bekleniyor. Bir diğer konu proje hedeflerinin gerçekçi olmaması, açıkça tanımlanmaması ve proje ortakları ve hedef kitleyle uyumlu olmaması. Bu da yine çok önemli bir konu. Hazırlıklarımızı yaparken özellikle doğru hedef kitle, doğru ortaklar, yine ilerleyen slaytlarda da altını çizeceğiz. Ve yapmak istediğimiz şeyin gerçekten de o projenin hedefi, konusu olduğundan emin olmamız bekleniyor. Eksik ve gerçek bir ihtiyaç analizinin olmaması. Evet, bu aslında birçok hani proje konusunda da geçerli. Şöyle ki bizim de aldığımız telefonlarla hani şöyle bir proje yapmak istiyorum, ben hangi programa girebilirim şeklinde sorular almıyoruz daha çok. Biz ben Erasmus Plus Spor'dan yararlanmak istiyorum, ne yapabilirim şeklinde sorular alıyoruz. Aslında hani bir ihtiyacın belirlenmiş olması ve bunun Erasmus Plus Spor içinde yerinin olup olmadığının incelenmesi sağlıklı yol. O yüzden de hani sırf ben projelerin içinde bulunmak istiyorum diye ihtiyaç analizi yapılmamış, hani herhangi öylesine bir konunun olması zaten projenin formülasyonunda da hatalara, sorunlara yol açıyor. Bir diğer konu projenin yenilikçi yönlerinin yeterince ikna edici olmaması. Burası da çok önemli. Projenizin
elbette bir icat değil ama yenilik bir yenilik. Yani sektöre, spor alanına yaptığınız spor faaliyetinin bir yenilik, bir fayda, farklı bir bakış getiriyor olması da bekleniyor. Her proje için elbette bu geçerli değil. Hani eğer vaat ediyorsanız, projenizde böyle yenilikler vaat ediyorsanız bunların yapılması bekleniyor. Ve bir diğer noktada projenin AB düzeyindeki katma değerinin yeterince gösterilememesi. Bu da özellikle alacağınız hani yabancı ortakların projenize ne gibi katkılar sağlayabileceği. Yani siz projenizi sadece Türkiye'de yapabilecekken bunu hangi aşamalarda, hangi açılardan Avrupa Birliği'nden ortaklarla yapıyorsunuz? Yani buna neden bir uluslararası zemin koyuyorsunuz? Bunu çok iyi ifade etmeniz gerekiyor. Projenizin AB düzeyinde olması sizin projeniz için neden kaçınılmaz? Bunu ifade etmek gerekiyor. Bir diğer zayıflık ortaklık yapısının tamamlayıcı nitelikte olmaması. Aslında bu ortaklıklar bana sorarsanız yani projelerde hem sporda hem diğer projelerde yani en hayati noktalardan biri. Özellikle alınan ortakların neden alındığı, hangi işleri yapacakları, bunları yapacak yeterliliklerde olup olmadıkları gibi hususların tamamı ortaklık yapısını aslında ilgilendiriyor. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Yine ortaklar ve proje ekibi arasında sorumluluk ve görevlerin iyi planlanmaması. Burada da en çok gördüğümüz hata sadece koordinatörün birçok zaman her şeyi sırtlanıyor olması. Ya da ortaklardan sadece biri hani ortak olarak görev yapıyor. Diğerleri sadece bilgilendiriliyor faaliyetler hakkında. Hani bu çok doğru değil. Hatta bütçenin formülasyonunda, etkinliklerin belki revizyonlarında ortakların hep beraber karar alması ve aktif rol alması bekleniyor. Yani sadece Erasmus Plus projesi içerisinde sayıyı tamamlamak için yani en az 3 ortak, en az 5 ortak, en az 6 ortak sayılarını tamamlamak için ortak almamanız gerektiğini şiddetle altını çizmek istiyoruz. Bir diğer konu ortak ülkelerden alınan ortaklıkların katma değerinin gerekçelendirilmemesi. Yine ifade ettiğim gibi hani bu ortak neden projeniz için çok kıymetli, çok değerli bunu ifade etmek gerekiyor. Projenin öngörülen etkisinin tanımlanmış hedeflerle açıkça bağlantılı olmaması. Yine proje formlarında da ifade ettiğimiz bir hedef ortaya koyuyoruz. Tabii ki projemizin sonuçlarıyla, faaliyetleriyle ulaşmak istediğimiz bir hedef olacak ve bizim yapacağımız faaliyetlerin bununla bağlantılı olması, bunu tamamlayıcı nitelikte olması ve gerçeğe uygun olması, ayaklarının yere basıyor olması lazım. Çünkü proje formları biraz böyle hayali alanlara dönüşebiliyor. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, ondan sonra bunu da yapacağız gibi. O yüzden hani gerçekten hedeflerinize, amaçlarınıza uygun faaliyetler yapmanız bekleniyor. Projenin total etkisinin de haliyle hedeflerle uyumlu olması bekleniyor. Bir diğer zayıflık yine dış uzmanların belirlediği, tespit ettiği AB hibesi tükendikten sonra sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik ikna edici olunmaması. Yine az evvel bahsettiğim aslında yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik konusu. Projenizin bitiminden sonra da bu projenin belki bir bakanlığın bir politikasında, belki yerelde gençlerle yapılacak bir faaliyette kullanılacağının, kullanıma açık olabileceğinin mesela ifade edilmesi o projeyi yaşatan bir şey olacaktır. O yüzden özellikle formunuzun etki ve yaygınlaştırma bölümünde hani projenizin hibe tükendikten sonra da belki başka kaynaklarla, kendi ülke ulusal kaynaklarımızla sürdürülebileceğinin ifade edilmesi projenizi daha güçlü kılacaktır. Evet, şimdi başvuru sahiplerine tavsiyeler neler olabilir? Yine Avrupa Komisyonu'nda Yürütme Ajansı'ndaki uzmanlarla görüşülerek ortaya çıkarılmış tavsiyeler bunlar. Çünkü onlar hali hazırda spor projelerine dış uzmanlarla beraber daha vakıf oldukları için onlardan aldığımız bilgilerle size şu tavsiyelerde bulunabiliriz. Formu doldurmaya başlamadan önce proje fikrinizi iyice olgunlaştırın. Muhakkak ne yapmak istediğinizi bilerek Erasmus Plus Spor içerisindeki doğru faaliyeti arayın. Bir diğer konu projenin uygulamasına ilişkin yapılandırma sürecinize zaman ayırın. Çok kısa zamanda evet sizin başvuru program rehberimiz biraz geç yayınlandı bu sene için. Yani doğru söyledi, doğru düşünüyor olabiliriz hani bu konuda. Hani bu kadar kısa zamanda ne yapabiliriz gibi ama belki seneye için daha geniş bir zamanda daha kapsamlı olarak çalışabiliriz. Hani çok böyle bir iki ay içerisinde yapılabilecek
projeler, en azından kalite bakımından. Hani evet bir şeyler elbette sunabiliriz ama iyi bir şey sunmak istiyorsak güzel bir zaman ayırmamız gerekiyor bu projelere. Ve projenizin hedefler ve faaliyetler açısından Erasmus Plus spora uygun olduğundan emin olun. Bu da yine program rehberinde yer alan amaçlar, hedefler doğrultusunda bu paralelliği kurmamız bekleniyor. Ve proje ortaklarınızın projeye katılımından emin olun. İş paketleri ve bütçeyi birlikte tasarlayın. Az evvel zayıflıklarda ifade ettiğimiz gibi ortakların gerçekten proje ortağı gibi faaliyetlerin içerisinde yer aldığından emin olmamız gerekiyor. Bir diğer konu proje tasarımına ve yeniden gözden geçirilmesine zaman ayırın. Kesinlikle hani biz yazdık hemen gönderelim. Zaten şu çok önemli hani son başvuru tarihinden bir gün önce göndermek ya da son noktayı hani o gün koymak çok sağlıklı değil. Bittiğinden emin olun ve hatta bunu bir üçüncü kişiyle paylaşın. Projenizden hani detaylı bilgisi olmayan üçüncü bir kişi okuduğunda gerçekten doyurucu mu? Faaliyetler, kurgu, hedef, içerik, yaygınlaştırma. Bir üçüncü kişiye daha okutmanızı, inceletmenizi öneriyoruz. Ve başvuru taslağına düşük kaliteli girdi sağlayan ortakların projeye yüksek kaliteli girdi sağlamayacağının tekrar altını çiziyoruz. Ortaklarınızla doğru çalıştığınızdan lütfen emin olun. Ve yine çok çok önemli bir nokta, sadece proje için çalışacak personele ihtiyaç olduğunda unutmayın. Yani evet hani şunu demek çok mümkün değil. Hani herkes işini gücünü bıraksın ve sadece projesiyle uğraşsın değil ama hani bunun bir ekip işi olduğunu, zaman ve efor gerektirdiğini, enerji gerektirdiğini altını çizmek istiyoruz aslında. Bunu o yüzden ifade ettik. O yüzden personel sadece proje için çalışan, buna hani çalışmalarını vakfetmiş bir personelinizin olduğundan, ekibinizin olduğundan daha doğrusu tek kişiyle olabilecek bir şey değil, olduğundan emin olun lütfen. Tavsiyeler bu şekildeydi. Hani bizim gördüğümüz zayıflıklar ve tavsiyelerimiz bu şekildeydi. Bilgi kaynaklarına gelecek olursak, Necla Hanım da bahsetti sunumunun sonunda. Aslında Erasmus Plus Spor bir merkezi proje olduğu için, başvurusu yürütme ajansına yapıldığı için. Evet ses geldi. Yapıldığı için aslında kaynaklar hani bizim ajans olarak bize yani biz sadece tanıtım ve programın hani yürütülmesinin tanıtımını yaptığımız için kaynaklarımız biraz kısıtlı bizim açımızdan. Program rehberi zaten olmazsa olmazımız. Başvuru formlarına nasıl erişeceğinizi ekran görüntüleriyle göstermeye çalışacağım. Yine Avrupa Komisyonu'nun spor sayfası var. Burada hani hem pilot projelerinde yer aldığı, Erasmus Plus Spor'un da olduğu, hani Avrupa Komisyonu sporla ilgili neler yapıyor diye bakmak istediğiniz bir sayfamız var. 2021 Spor Bilgi Günü yapıldı. Bu kayıtları incelemenizi öneririm. Yine burası var. Ve Erasmus Plus Spor proje örneklerini nereden bulabileceğimize dair slaytlarımız olacak. Şimdi başvuru sayfamız hani eminim herkes merakla bekliyordur. Hani nereden nasıl başvuracağız diye. Funding and Tender Opportunities diye hani şu anda linki de uzun hani görüyorsunuz ekranda. Başvuruları buradan yapıyoruz. Search Funding and Tenders kısmını görüyorsunuz sarıyla işaretli. Orayı tıkladığımız zaman başvuru sayfasını göreceksiniz. Yani orada açık olan bütün başvurular yer alıyor. Hali hazırda başvuru yapabileceğimiz tüm başvurular. Biz oradan tabii hangileri bizi ilgilendiriyor? Small Scale Partnerships, Cooperation Partnerships ve Not For Profit European Sport Events başlıklarını göreceksiniz orada. Başvuru yapmak istediğiniz, ilgilendiğiniz alan hangisi ise ona tıklıyorsunuz. Ve örneğin ben küçük işbirliği ortaklıklarını tercih etmiştim. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi sol tarafta hani genel bilgiler, konu nedir? Hani bir küçük işbirliği ortaklığı projesi nedir? Hangi dokümanlar vardır, hani rehber, hepsini aslında burada bulabilirsiniz. Bu soldaki menü bayağı doyurucu bir menü, ben inceledim. Ama burada Submission Service gördüğünüz kısım bizim başvurumuzu hani aktif olarak, teknik olarak yapacağımız yer. Ha bu arada şunu da söylemek istiyorum, Partner Search diye bir başlık görüyorsunuzdur orada. Bu bayağı güzel olmuş, hani geçen senelerde çünkü biz ortak arıyoruz, nereden bulacağız? İşte infodaylarda yapılan yani öylesine geçici partner search tool'ları yapılıyordu. Hani bunlar çok verimli olmuyordu. En azından şu anda hani partner arayan, halihazırda projesi olanlar buraya yazıyorlar. Siz de buradan faydalanabilirsiniz. Hem projenizi buraya aktarabilirsiniz hem de ortak bulabilirsiniz. Orayı da verimli bir şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorum en azından şu aşamada.
Dediğim gibi Submission Service kısmına tıkladığımızda bizi tabii ki eLogin sayfasına götürüyor. Burada bizim organizasyonumuzu, başvuru yapacak olan organizasyonumuzu kaydetmiş olmamız gerekiyor. Yeni bir account alarak eLogin sayfası geliyor. Dediğim gibi burada da kaydımızı oluşturmamız gerekiyor kurumsal anlamda. Zaten bunun hani prosedürleri ayrıca create an account dediğiniz zaman adımları göreceksiniz. Hani kurumunuzu ekleyeceksiniz ve bir eLogin hesabınız olacak. Evet, buraya da girdik. Artık hani projeye başvuru formunun içerisindeyiz diyebiliriz. Şimdi burada PIC numaranızı girerek ve ortaklarınızın PIC numarasını girerek sayfayı ilerletiyorsunuz. Rolünüzün ne olduğunu, proposal'ınızın ne olduğunu. Aslında proje bu şekilde, yani projenin genel bilgilerini, idari bazı bilgilerini gireceğiniz alan burası. Burada bilgileri girdikçe ilerle diyorsunuz. Kaydet ilerle dedikçe başvuru formunu tamamlamış oluyorsunuz. Burada önemli bir diğer nokta, solda göreceğiniz Download Part B Template. Burada da bütçe formu ve gördüğünüz gibi Project Description ve Budget Table dediğimiz iki tane form göreceksiniz indirdiğinizde. Bunlardan Project Description formu bir Word dokümanı. Bu aslında sizin projenizin bel kemiği. Bütün faaliyetler, amaçlar, hedefler, Avrupa Birliği bağlantısı, ortakların yükümlülükleri vesaire, bunların tamamını bu doküman içerisine yerleştireceksiniz. Ve bir diğer konu da budget table. Necla Hanım'ın bahsettiği gibi yeni dönemde bütçemiz artık götürü usulü olduğu için seçiyorsunuz. Ve hangi faaliyeti yapacaksanız onu seçiyorsunuz. Onunla ilgili iş paketlerini dolduruyorsunuz. Tabii bunların biraz daha detayları olacak. Yani bu kadar hani basit olacağını biz de düşünmüyoruz. Detayları vardır. Hani o iş paketleri nasıl hazırlanacak, hangi faaliyetlerine ne kadar hibe dağıtılacak. Aslında en önemli nokta orası. Hani sadece burada bir tıkla devam etmiyor. İş paketi hazırlamak aslında işin kritik noktası olacak. Sadece ben hani aşinalık olsun diye bu iki belgeyi de göstermek istedim. Bu bahsettiğim yine Avrupa Birliği'nin spor sayfası, EU Sport sayfası. Burada Avrupa Birliği'nde hani şunun için bu sayfayı da önemsiyoruz. Yapmayı düşündüğünüz, yazmayı düşündüğünüz projelerinize bazı temel belgeler, dokümanlar göstermek isteyebilirsiniz. Şu strateji belgesinde ifade edildiğine göre, yayınlandığına göre ya da Avrupa Birliği'nin şu önceliklerine göre demek istediğiniz noktada en azından Avrupa Birliği'nin bu spor sayfasını inceleyebilirsiniz. Yine Erasmus Plus sporla ilgili funding kısmında detaylar var. Aslında normal sayfaya yönlendiriyorlar. Evet, Info Day'den bahsetmiştik. 2021 Info Day. Bu Info Day'de de 2021 programında neler olduğunu evet şu an chatten de uyarılar geliyor. Onlara da bakıyorum bir yandan. Hani kaçırmış olmak istemiyorum bir şeyi. Evet, Info Day yapıldı 2021 Erasmus Plus için. Buradaki kayıtları da inceleyebilirsiniz. Farklı bölümlerde, farklı alanlar için konuşmalar, görüşmeler yapıldı. Hepsinin kayıtları bu sayfada mevcut. Bunları inceleyebilirsiniz. Evet, ve proje sonuçları platformu. Bu çok önemli bir alan bizim için. Sadece spor için değil, Erasmus Plus içerisinde yer alan tüm faaliyetler için. Burada daha önce yapılmış olan projeler hakkında bilgi ve fikir sahibi olmak isterseniz, hani ya da bir konu vardır, chatte görmüştüm, işte buzla ilgili bir proje yapıldı mı Türkiye'nin içinde olduğu. Mesela onun araştırmasını buradan yapabiliriz. Erasmus Plus, spor, Turkey diye seçeneklerimiz var. Bunlara bakarız. İçerisine hani arama kelimelerini, ilgilendiğimiz kelimeleri yazdıktan sonra aramamızı yapabiliriz. Mesela ben Türkiye'den spor projeleri diye böyle genel bir arama yaptırmıştım ve birçok proje çıktı haliyle. Ve burada projelerin detaylarına girebilirsiniz. Mesela Volunteering in School Sport diye bir proje. Girdiğinizde kaç ortağı var? Bu ortaklar neler yapmışlar? Projenin sonuçları ne? Hani genel özetini hepsine erişebilirsiniz proje sonuçları platformundan. Dediğimiz gibi yine faydalı linkler diyecek olursak, program rehberi olmazsa olmazımız. Biz de size yaptığımız sunumlarda her şeyi program rehberinden okuyoruz, inceliyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Başvuru için Funding and Tender sayfası linkini ekranda gördüğünüz ve mail olarak da
komisyonu yani yürütme ajansındaki spor biriminin en azından teknik konularda soru sorabileceğiniz mail adresini görüyorsunuz ekranda. Biz de ulusal ajans olarak merkeziyet.ua.gov.tr adresinden sporla ilgili genel bilgi verebiliyoruz. Ya da bir başvurunuz olduysa bunu bize bildirmek isterseniz buradan da bildirimleri alıyoruz. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Başak Hanım, biz teşekkür ediyoruz sunumunuzdan dolayı. Değerli katılımcılar, şimdi kısa bir video gösterimimiz olacak. Daha sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünyada bireysel sporların bir numarası tenis. Türkiye'de bu önemli spor dalında söz sahibi olmak için son yıllarda çalışmalarını hızlandırdı. Madrid'de gerçekleştirilen bu projede bu çalışmalardan sadece biri. Erasmus Plus kapsamında Madrid'de düzenlenen proje kısaca yaş kategorilerinde Türkiye derecesi yapmış tenisçilerimizin eğitim ve gelişim amacıyla teniste bir ekol olan İspanya'da bir kamp programından geçirilmelerini kapsadı. Uygulayıcı ortakları Türkiye ve İspanya Tenis Federasyonları, Türkiye Ulusal Ajansı, Etlik Tenis Kulübü ve Tenis Europe'ken bilimsel katkı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden geldi. Benim için heyecanlı bir projeydi çünkü kendi oyuncumla buraya dahil olabilme fikri beni çok heyecanlandırdı. Antrenmanlarımızı, programımızı buna göre yaptık ve başarılı olduk. Türkiye şampiyonu oldu oyuncu. Akademik anlamda tenisin işte 12 yaşa kadarki altyapının oluşturulmasına yönelik bilimsel bir bakış açısıyla teniste önemli ülkelerin eğitim müfredatlarını inceledik ve bu eğitim müfredatını paralel olarak Türkiye'de uygulanabilecek bir hem eğitim hem de antrenman müfredatı oluşturmaya çalıştık. İspanya'dan ve Tenis Europe'dan eğiticiler ülkemize geldiler. Bize yaptıkları faaliyetlerin sunumlarını yaptılar. Bence oyun olarak çok bir farkımız yok ama onların hani atmosfer olarak hani farkları var. Bence aramızda çok fazla fark yok. Sadece kendimizi daha çok göstermemiz gerekiyor. Çocuklarımız, sporcularımız bunu gözlemlemişler. Dünya bir numarasını seyrederken profesyonel bir yaşamın nasıl bir çizgiden geldiğini gözlemlemeleri çok kıymetli bir şeydi ki bizim esas gelişim kampında vermek istediğimiz oydu. İspanya'da bu gelişim kampını Avrupa Birliği Erasmus projesiyle gerçekleştirdiğimiz bir projeydi. Oyuncu para vermiyor, kulüp para vermiyor, federasyonlar para vermiyor ve tenis kazanıyor böyle bir proje. Çünkü bu Avrupa Birliği'nin Erasmus projesi çok başarıyla yürütüp sonuçlandırdığımız bir proje. Katılımcılar tekrar merhaba. Şimdi de örnek proje sunumlarımızla devam edeceğiz. İlk olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Sayın İlknur Hacısoftaoğlu'na sözü bırakıyorum. Teşekkürler. İlknur Hanım, söz sizde. Teşekkürler Bilal. Merhabalar herkese. Çok teşekkürler bu bilgilendirici toplantı için. Bizim için de yeni dönem nasıl değişiklikler olacağı bu kadar kompakt bir şekilde duymak oldukça faydalı oldu. Aslında Başak Hanım'ın son söylediği sunum bizim projemize çok sayıda bence referans içeriyordu. Referans derken yani bizim söylediğimiz yaptığımız projeyle çok sayıda ortaklık içeriyordu. Onlardan en önemlisi de şu, projeyi yazarken neye dikkat ettiniz meselesinde bu ihtiyacın tespit edilmesi. Şimdi biraz ben çok kısa süremiz olduğunu tahmin ediyorum. Şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Hani biz projemizde projeyi nasıl yazdık, nasıl ördük ve hani onu öne çıkarar özelliklerin ne olduğunu düşünüyoruz seçimi yapılırken. Onları biraz anlatayım ki hani bundan sonra yapacak projelere de başvurulara da bir faydası olabilsin. Öncelikle bu meseleler olsun kısmı nedir? Biz Bilgi Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümü ve göç araştırma merkezi olarak uzun süredir göçmen sporcularla ilgileniyorduk ve sporun sosyal kapsayıcılığı içeren ya da sosyal sorunları içeren, sosyal güçlenme mekanizmalarıyla ilişkisini içeren pek çok çalışmanın içindeydik. Bunlar kimi zaman proje bazlıydı, kimi zaman doğrudan bölümün kendi sorumluluk hissederek dahil olduğu ya da yapmaya çalıştığı etkinliklerdi. Bu anlamda pek çok sosyal kapsayıcılık projesi zaten bölümde halihazırda, projesi demeyeyim etkinliği halihazırda yürütülüyordu.
Şimdi bu açıdan bizim için şöyle bir mesele vardı. Göçmenler spor yoluyla nasıl entegre olur? Nasıl kapsanır? Peki göçmen sporcuların ne tür sorunları var? Aynı zamanda ben de uzun süredir spor sosyolojisi alanında çalışan bir spor sosyoloğuyum. Çalışmalarımın içinde de zaten bu konular vardı. Şimdi biz bu tarafta bunu tutalım. Yani bu zaten bizim bir meselemizdi. Diğer taraftan bir uluslararası sivil toplum kuruluşu Temmuz 2019'da bizimle bağlantı kurdu. Dedi ki biz bir İsviçre merkezli bir sivil toplum örgütlenmesiyiz. Afrikalı göçmen sporcularla ilgili savunuculuk çalışmaları, farkındalık ve savunuculuk çalışmaları yapıyoruz. Bunun için de farklı ülkelerde durumun ne olduğunu tespite dönük araştırmacılarla işbirliği yapmak istiyoruz. Sizinle birlikte ne yapabiliriz? Biz Temmuz 2019'dan Şubat 2020'ye kadar aslında toplantılar yapmaya başladık. Önce bu sivil toplum örgütüyle toplantılar yapmaya başladık ve sahada ne görebiliriz'i araştırmaya başladık. Onların çeşitli çalışmaları vardı, onları öğrendik. Sonra özne dahil olmalı. Yani aslında biz bu projeyi yaparken mutlaka sahada şu an ne olduğunu projeyi henüz yazmadan bilmeliyiz. Bunun için tabii biz bir üniversite olduğumuz için daha araştırma bazlı taraftayız ve sahanın içinde değiliz. Dolayısıyla sahanın içinden bilgi almamız lazım. Bunun için yine bir ortaklığa gittik ve bu projeyi de onları dahil ettik. Katkı sunan ortak olarak, doğrudan partner değil. African Association Turkey ile toplantılar yapmaya başladık. Onlar zaten Türkiye'de Afrika'nın kapı düzenliyordu. Şimdi burada yani tabii Afrikalılarla çalışmanın pek çok sebebi var. Hani sosyoloğa söz verirseniz uzun saatler konuşabilir ama biliyorum sözümüz, saatimiz, zamanımız sınırlı. O yüzden onu sorarsanız sonra konuşabiliriz. Şimdi bunu getirdik. Dolayısıyla bir meselemiz vardı bizim. Afrikalı futbolcu göçmenlerin bu ülkedeki, bu ülkeye dahil olma, bu ülkede kapsanmayla ilgili sorunlarına nasıl destek olabiliriz? Bununla ilgili Türkiye'de toplantılar yaptık ve şunu konuşmaya başladık. Peki Avrupa'da hangi ülkelerde bu bir sorun, bu bir mesele? Bunun için birkaç ülke karşımıza çıktı. Portekiz, Sırbistan, Fransa karşımıza çıktı. Ve bunun dışında da Afrika ile ortaklık yapan da bir NGO. Bunları belirledikten sonra biz partner olmasını düşündüğümüz kişilerle Mission 89'da, bu arada bizim İsviçre'de ortaklık yaptığımız sivil toplum örgütü zaten aynı zamanda bir network örgütlenmesi, network de üzerine de çalışan bir örgütlenme. Birlikte kafa yorduk ve dedik ki bu bir puzzle. Biz burada ne yapmak istiyoruz? Afrikalı futbolcularla ilgili pek çok problem var. Belki duymuşsunuzdur spor alanında olanlar. Human trafficking problemi var. Bir insan kaçakçılığı ticareti problemi var. Kötü koşullarda çalışma sorunu var. Gittikleri ülkelere adaptasyon sorunu var. Biz bununla ilgili ne yapabiliriz? Bunu oluştururken de kimlerle işbirliği yaparsak bu ne yapabiliriz sorusuna en güçlü cevabı verebiliriz. Bunu konuşmaya başladık. Burada öncelikle biz koordinatör, yani bu projenin ana fikrini oluşturan yapı olarak kendi uzmanlığımızın ne olduğunu bir masanın önüne koyduk. Biz bir üniversiteyiz. Göçmenlik ve spor alanında çalışmalarımız var. Dolayısıyla araştırma tarafımız bizim güçlü tarafımız. O zaman bizim bu araştırma tarafımızı destekleyecek partnerler olması lazım. Bu sorunların yaşandığı ülkelerden olması lazım. Aynı zamanda bizim sivil toplumla, sahayla doğrudan bağlantımızı sağlayacak da partnerler olması lazım. Bu arayış sırasında sonunda geldiğimizde, yine kısa kesiyorum, 4 üniversite, Loughborough, University of Lisboa, University of Belgrade ve Bilgi Üniversitesi'nin olduğu bir 4 üniversiteli bir partner ağı oluştu. Bir göçmen sivil toplum örgütü. Tamamen göçmenlerle çalışan, bu alanda güçlü, insan kaçakçılığı konusu, insan ticareti konusunda da çalışmış ama yoğun olarak da kapsayıcılık projeleri yürüten Afrikalılarla bir sivil toplum örgütü. Bunu Sırbistan'da bulduk, güçlü bir sivil toplum örgütü. Bu sivil toplum örgütü güçlüydü ama spor alanını çok iyi bilmiyordu, göçmenlikli. O zaman onu bir araştırma ayağında, özellikle ihtiyaç analizimizi belirlememiz için bir şey olması lazım dedik. Bir başka yapı olması lazım. Orada Belgrad Üniversitesi ile bağlantı kurduk. Onlar onu orada desteklediler.
Sonra dedik ki grassroots futbol organizasyonu lazım bize. Yani doğrudan sahada çalışacak kişiler de lazım. Bunun için iki sivil toplum örgütüne ulaştık. Biri Fransa'dan, biri İsveç'ten. İsveç'teki aynı zamanda Fil Dişi Sahilleri ile ortaklığı olan bir sivil toplum örgütüydü. Oradan bizim Afrika ayağımızı, bağlantımızı da kurmuş oldu. Şimdi bütün bu ekibi bir araya getirdikten sonra bizim İsviçre, biz ve bu diğer 7 örgüt toplam 8 kurum oldu. Normalde collaborative partnership'te bu yeni dönemde 3'e indirilmiş. O dönem sadece minimum 5 işbirliğindeki kurum olması gerekiyordu. Şimdi 5 ama mesele orada size şunu demiyor yani hani 5 tane bulun değil mesele. Mesele senin oluşturmaya çalıştığın destek mekanizma ya da senin sorunun neyse oluşturmaya çalıştığın o cevapta kimlerle işbirliği yapman bu projenin daha iyi örülmesine neden oluyor. O yüzden biz 5 değil 8 kurumla çalışmayı tercih ettik. Tabii bu pek çok işimizi çok zorlaştırdı. Şimdi böyle hani projeyi yürütürken bunu görüyoruz yani. Hepsi için ayrı bütçe, ayrı aktivite, ayrıca her biriyle sürekli aktif bağlantı, her birinden belki işimizi çok zorlaştırdı. Ama dediğim gibi böyle olmasa da proje eksik olacaktı. Şimdi bir de üniversite mesela Lafbara Üniversitesi de ayrıca bu göçmen sporcularla araştırmanın dünyadaki merkezi, en çok yayın oluşturan üniversitesi. O yüzden onları da destekleyici bir partner olarak projede aldık ve bütün araştırma sürecini ve birazdan anlatacağım süreci birlikte götürüyoruz. Bunları getirdik. Sonra peki şu soruya birlikte yanıt aramaya başladık. Biz bir bu Afrikalı göçmen futbolcularla ilgili pek çok sorun var. Sonuç olarak bütün bunlar üzerinden biz bir yapı oluşturduk. Bu yapıda da 3 tane intellectual output oluşturduk. Çünkü işbirliği projelerinin esası bu entelektüel çıktılar üzerinden kurulur. Teşekkür ederim Gökçe Hanım. Bunun üzerinden kurulur. O yüzden biz 3 tane aşama belirledik. Birincisi önce ihtiyaç analizi raporu yapacağız ve bunu karşılaştırmalı ihtiyaç analizi raporu üzerinden belirleyeceğiz. Çünkü burada ciddi bir bilgi eksikliği olduğunu fark etmiştik literatürde bir karşılaştırma analiz açısından. İkincisi bir destek mekanizması için bir toolkit oluşturacağız. Bunun içinde politika tavsiye belgeleri olacak, rehberler olacak ve şeyler olacak. Ve bu bizim ihtiyaç analizimizin özetleri olacak. Çok teşekkürler destekler için. Pek fine konferanslar düzenleyeceğiz. Hem multiplier event olacak bunlar, yani yaygınlaştırma faaliyeti olacak. Hem de aynı zamanda sahadan bizim doğrudan görüştüğümüz, sahada görüştüğümüz kişiler dışında bize bilgi sağlayacak kurumları davet edeceğiz. Atölye çalışmaları yapacağız dedik. Üçüncü olarak da bütün bunların üzerine biz eğitim programı oluşturacağız. Bu kişileri, perspektifimiz hep şuydu. Karanlık var. Çok fazla sorun var fakat artık buradalar ve bu sistemin içindeler. Biz şimdi destek olmak için ne yapabiliriz? Bu perspektifin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu da bütün yapılandırmamız sırasında oluşturmaya çalıştık. Projenin adı da SINAFE. Bu da Afrika dillerinden birinde simplicity, basitlik, sadelik anlamına geliyor. Şu sade mottodan çıkıyorduk. Spor bir insan hakkıdır. Hangi seviyede oynamak istersen o seviyede oynayabilmek için gerekli erişime sahip olmalısın. Bunun için de bu yapılandırmayı, yapılandırma üzerinden, bu faaliyetler üzerinden bir proje ördük. Sorular olursa yine cevap vermekten mutluluk duyarım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Renk kattığınız için de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hep renkli benim sunumlarım. Ufaklar selamlar. Zaman, kolay gelsin size. Yapıyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok Gül Hanım, ben müsaadenizle bir araya girmek istiyorum. Değerli tabii katılımcılar, az evvel izlediğimiz video Etlik Keçiören Tenis Spor Kulübü ile Türkiye Tenis Federasyonu'nun, ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Türkiye ortaklığında gerçekleştirilen İspanya Tenis Federasyonu ve Avrupa Tenis Federasyonu'nun ortaklığında olan bir proje idi. Bu projemiz K205, yani Gençlik Stratejik Ortaklık Projesi olarak yapılandırıldı. Biz bu projeyi size Gençlik Spor Bakanlığımız Daire Başkanımız Emre Kaçar Bey'in vasıtasıyla ulaştırdık. Pek çok yayını var, belgeseli var.
çok iyi bir yaygınlaştırma örneği olduğu için sizlerle paylaştık. Ben bu vesileyle Emre Bey'e ve Gençlik Spor Bakanlığı'na, Türkiye Tenis Federasyonu'na da çok teşekkür ediyorum. Bu toplantı olduğu vakit bize böyle bir katkı sundukları için. Ayrıca biraz evvel chatten Eda Hanım yazdı, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden. Spor projelerinde çok aktif bir kuruluşumuz. Kendisi kendi yaygınlaştırma faaliyetlerinin Instagram adresini de paylaştı. Yine sizlerin de projelerinizin, bu spor projesi olur, gençlik olur, yetişkin mesleki ne olursa olsun fark etmeksizin iletişim@tuha.gov.tr adresinden bizle paylaşabilirsiniz. Biz yaygınlaştırmanıza destek oluruz. Özellikle Twitter ve Instagram'dan belli bazı ilkelerimiz var. Bunları dönem dönem sizle paylaşıyoruz. UAGOV.tr adresinde yaygınlaştırma linkinde de sizlerle paylaşıyoruz. Ne tür projelerin retweet, repost, beğen, like yapılıyor olduğunu. Bunlara dikkat ederek bizle paylaşırsanız çok memnun olurum. Ben araya bunun için girdim. Ayrıca başkanımız toplantıdan ayrıldı. Farklı bir randevusu sebebiyle kendisinin de selamını iletmek için girdim. Emre Bey'e ve Bilgi Üniversitemize ve şimdi sunum yapacak diğer katılımcılara ben tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Parantezi kapatıyorum. Teşekkürler Rana Hanım. Evet, proje örneklerimize devam ediyoruz spor alanındaki. Şimdi Spor Gönüllüleri Derneği'nden Sayın Çağla Oktar'a söz bırakmak istiyorum. Merhabalar. Öncelikle sevgili spor severlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ulusal Ajans'a ve bu alanda ilgili bakanlıklarımıza da bu faydalı toplantı için teşekkür ediyoruz. Öncelikle Spor Gönüllüleri Derneği'ni hızlıca bir anlatayım. Biz dernek olarak 2016 yılında kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Ama öncesinde bir fikir alışverişi yapan bir topluluktuk ve hepimiz sporun içindeydik. Yani burada bir araya gelmemizdeki esas amaç sporda nasıl daha faydalı işler yapabilirizdi. 2016 yılında dernekleşince 2017 yılında biz ilk başvurumuzu yaptık. Ve ilk başvurumuz olmasına rağmen büyük ölçekli işbirlikleri paketinde yaklaşık 260 bin euro değerindeki bir projeyi ülkemize kazandırdık. İlk ben burada İknur Hocam partner seçiminden bahsetti. Ben birazcık konuları nasıl seçtik ve nasıl başvuruda bulunduk onlardan bahsetmek istiyorum. İlk projemizde biz dernek içerisinde öncelikle ihtiyaç analizi yaptık. Burada Başak Hanım'ın da bahsetti. Yani bizim toplumumuzun sorununu bizim için önemli olan sorunlarından biri neydi diye. Ve burada önceliğimiz olan çocuklara yönelik bir proje çıkardık. Dedik ki 1-6 yaş grubundaki çocukların fiziksel aktivite seviyelerini arttıracak bir proje yapalım. Çünkü neden yapalım? Bunu proje formunda da detaylı bir şekilde açıkladık. Dedik ki bu yaş grubunda fiziksel hareketsizlik artmakta, obezite yükselmekte. Aileler, eğitmenler çoğu zaman bu yaş grubuna nasıl eğileceklerini bilememekte. Dolayısıyla biz hem ev içinde hem okul içinde 1-6 yaş grubundaki çocuklara nasıl hareketli bir yaşamı sunabiliriz? Nasıl sporu sevdirebiliriz diye yola çıktık. Ve 4 tane esasında Hacettepe, Türkiye'den Hacettepe, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya ortaklarımızla birlikte bu projeyi kapsamlı bir şekilde oluşturduk. Projeyi yazarken de evet ihtiyaç analizimizi detaylı bir şekilde anlattık. Yani amacımızı bence burada söyleyebileceğim en önemli şeylerden biri amacı yazarken bir paragraf değil de detaylı bir şekilde nedeni, niçini, yaşanan problemler, Türkiye'de yaşadığımız sıkıntılar ne ve Avrupa'daki bakış açısıyla birlikte anlatmak faydalı oluyor bu anlamda. Bu şekilde açıkladık ve 2 sene boyunca Ludus projesi adını verdiğimiz bu proje üzerinde çalıştık. Bir aplikasyon meydana getirdik ve bu aplikasyonla hem ev içindeki çocukların yani henüz okula başlamamış ya da başlasa da ailesiyle birlikte vakit geçirirken nasıl oyunlar oynasınlar diye yola çıktığımız bir aplikasyon gerçekleştirdik. Burada hedef kitlemiz 3 ana kişilerdi. Öğretmenler, eğitimciler, spor eğitmenleri ve ebeveynlerdi. Çocuklarla vakit geçiren kitlelere yöneldik. Ve onlara aslında çok pratik oyunlar anlattık ama pratik oyunları anlatırken bu pratik oyunların spordaki amacını da anlattık. Kazanımlarını da anlattık. Böyle bir aplikasyon yayınladık ve
Bu aplikasyonu proje bitiminde yaygınlaştırma kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte tam İstanbul'da 10 pilot okulda uyguladık. Öğretmenlere ulaştık, velilere ulaştık. Bu yaş grubunun, 1-6 yaş grubunun neden çok önemli olduğunu teker teker anlattık ve onlara özellikle de yapılması gereken, bizim de hiçbir şey bilmesek bile sporda olarak, yani spor açısından çocuklarımızın nasıl, hangi oyunları eğitici olarak oynatabileceğimizi anlattık. Ve çok önemli geri dönüşler aldık. Çok memnun kalındı ve bu proje sonunda Avrupa Birliği de bize Erasmus'tan proje sonucu 88 puanın alarak çok güzel bir netice kazandık. Neticeyle sonuçlandırdık bu projeyi. 2019 yılında diğer projemize başvurduk. Daha doğrusu 2018 yılında diğer projemize başvurduk. 2019-2020 uygulamasında da biz bu projenin amacı, ikinci projemizin adı, o da yine büyük ölçekli projemizdi. Yaklaşık aynı tutarları kapsıyordu. O projemizin amacı da spor gönüllülerini sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik yönünden artırmaya yönelik bir eğitim modeliydi. Yani aslında sorunlarımız şuydu. Evet, biz bir spor gönüllüsüyüz, spor yapmayı seviyoruz ama toplumla nasıl birleşebiliriz? Toplumdaki sorunlara nasıl fayda sağlayabiliriz? Bir eğitim modeli çerçevesinde sunmaktı. Burada da yine 4 tane ortağımız vardı. Türkiye'den sağ olsun İlkin Hoca bizim Bilgi Üniversitesi olarak bize bu konuda diğer ülkelerimiz İtalya, İspanya, Bulgaristan ve Yunanistan'dı. Burada 2020'de sonuçlanması bekleniyordu ama pandemi dolayısıyla biz 4 aylık uzatma aldık ve bu ayın sonunda da projemizi teslim ediyor olacağız. Bu projemize ESVOL adı verdik. ESVOL'da şöyle projeyi yazmaya başladık, onu biraz söylemek istiyorum. Evet, bir sorun vardı. Bu sorunu biz Nelson Mandela'nın bir sözüyle başladık proje yazımına. Sport has the power to change the world. Yani dünyayı değiştirecek güç sporda var. Ve bunun için de biz sosyal girişimci ve sosyal yenilikçi düşüncelere ihtiyacımız var. Peki bunu nasıl yapacağı sorusunu da eğitim modelinde 5 tane modülle, 5 ortağımıza her modülü vererek bunları detaylı videolarla ve açıklamalarla anlattık. Ve bu projeyi de inşallah güzel bir şekilde sonuçlandırarak teslim edeceğiz. Ben özellikle form yazımlarında şunu önerebilirim. İki projeyi de geçen bir kurum olarak. Özellikle evet, biz global düşünmeliyiz. Sorunumuz ne? Ama gerçekten de onların da, Avrupa Ajansı'nın da söylediği gibi, Brüksel'in de söylediği gibi lokal davranmalıyız. Yani biz sorunu kendi içimizde nasıl çözeriz? Ama büyük ölçekle düşünerek, Avrupa'daki bu problemleri anlatarak özellikle formda, başvuru formunda detaylı bir şekilde anlatmamızı bekliyorlar bizden. Aslında söyleyeceklerim bu kadar. Sorular varsa sonrasında cevaplayabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için teşekkürler tekrar. Şimdi sırada Karasu Kaymakamlığı var. Karasu Kaymakamlığı'ndan Sayın Elif Kayhan'a ben sözü bırakmak istiyorum. Elif Hanım, söz sizde. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Öncelikle bu güzel bilgilendirme toplantısı için emeği geçen herkese baştan çok teşekkür etmek istiyorum. Ben Elif Kayhan, Karasu Kaymakamlığı'nda proje koordinatörü olarak bir Erasmus Plan Spor Projesi, Küçük İşbirliği Projesi'nin yürütücüsüyüm, koordinatörü olarak yer almaktayım. Zaten İknur Hocam ve Çağla Hanım birlikte kendileri proje seçimleri ve konu seçimlerine ve partner seçimlerine değindiler. Ben de onlara ilaveten kendi projemizde neler yaptığımıza, proje aktivitelerimize değinmek isterim. Öncelikle biz bu projeyi Karasu Kaymakamlığı ve Karasu Gençlik Sanat ve Spor Kulübü olarak beraber geliştirdik. Karasu Kaymakamlığı koordinatör olarak yer alıyor ve Karasu Gençlik Sanat ve Spor Kulübü, Kar Genç Club da projede ortak olarak yer alıyor. O yüzden chat kısmında gördüğüm sorulardan bir kısmı belki bu ise cevap olabilir. Ülkede birden fazla ortak olabilirsiniz. Aynı ülkeden birden fazla ortak olabiliyor projelerde. Projemizi seçerken biz, projemizin temel konusu engellilere, engellilerin sosyal hayata dahiliyetini artırmaktı. Engelli gruplarla çalışmak istedik bu projemizde.
ve bunu nasıl yapabiliriz dedik. Nasıl farklı yenilikçi bir bakış açısı geliştirebiliriz dedik. Bunu düşünürken de biz dedik ki havuz olsun. Havuz faaliyetleri güzeldir. Çünkü suyun kolaylaştırıcılığını kullanarak engelleri sosyal hayata dahil edebiliriz. Peki daha var olan problemin var olması yeterli olmuyor. Bunun için yenilikçi bir bakış açısı geliştirmeniz gerekiyor. Projenin geçerliliğini artırmak için diyelim, etkinliğini artırmak için. Bu projemizde biz de hem engelli gruplar hem de engelsiz gruplarla beraber çalışmayı hedefledik. Ve bu aktivitelerimizi de havuz ortamında yaparak her iki grubun da tam kaynaşabileceği bir ortam, bir atmosfer hazırlamayı amaçladık. Projemizde toplamda 4 ortak, Karasu Kaymakamlığı da koordinatör olarak yer almaktadır. Ortaklarımız genellikle hep engellilerle çalışan ortaklar seçtik. Bulgaristan, Hırvatistan ve Yunanistan. Bu 3 ortağımızın da engellilerle çalışması ve tecrübeleri vardı. Bununla beraber Kargenç Club ve Karasu Koordinatörü toplam 5 ortaklıklı küçük işbirliği bir projemiz oldu. Mesela projemizin genel bütçesi de 56 bin avro civarındadır. Projemize baktığımız zaman ben biraz etkinlikler kısmından da dile getirmek istiyorum. Neler yapılabilir kısmında. Çünkü evet bir ihtiyaç analizinden bahsettik. En öncelikli olarak bunun global olması dedik. Yerel aktivitelerin olması gerekiyor. Örnek olarak ne olabilir yerel aktivite olarak? Ben bunları sunmak istiyorum şu anda size. Biz aktiviteler olarak dedik ki bunlar evet biz bu çocukları havuza birleştireceğiz. Beraber oynayabileceği etkinlikler geliştirelim dedik. O yüzden yüzme koçları ve proje yöneticileriyle beraber ve ayrıca rehber öğretmenler ve fizyoterapistlerle beraber hep beraber bir proje takımı oluşturarak bu çocuklar için nasıl bir aktivite oluşturabiliriz, havuzda oynayabilecekleri, pair halinde oynayabilecekleri etkinlikler oluşturmayı hedefliyoruz. Projemiz şu anda 2020 yılında onaylandığı için faaliyetlerine yeni başlıyoruz. Öncelikle tüm faaliyetlere başlamadan önce bir anket data collection kısmı dediğimiz kısmı halletmemiz lazım ki var olan ihtiyacı görüp bu ihtiyaca göre de faaliyetlerimizi oluşturacağız, etkinliklerimizi oluşturacağız, havuzda oynanabilecek etkinlikler. Havuzda oynanacak etkinlikleri geliştirdikten sonra biz bu etkinlikleri herkes kendi hedef kitlesine uygulayacak. Hedef kitlemizde de 12-16 yaş aralığında fiziksel engelli çocuklar olacak. Ve ayrıca bunlarla beraber 6 fiziksel engelli, 6 fiziksel normal engelsiz çocuğumuzu havuzda buluşturarak her ortak bu etkin geliştirdiğimiz bu drilleri, oyunları havuzda uygulayacaklar. Belli bir süresi boyunca 8 haftada 1 saat olmak üzere toplamda 2 ay ve 8 saat süresi sarfınca bu etkinlikleri geliştirmeyi hedefledik. Etkinlikleri uygulamayı hedefledik. Uygulama sonunda da küçük bir yarışma diyelim ya da tam bir yarışma da olmayacak aslında ama katılımda en çok özverili gösteren proje katılımcılarımızı hedef kitlemizden İlk 3 kişiyi alıp 3 engelli ve 3 engelsizli pair halinde gene alarak Hırvatistan'da uluslararası bir yarışma turnuvasına katılmayı hedefledik. Bu tam bir turnuva olmayacak gene ama amacımız sadece bu çocukları hareketliliğe dahil ederek hem onların özgüvenlerini artırmak hem onların sosyal hayata dahiliyetlerini artırmak. Ayrıca engelli çocuklarımızın sosyal hayata dahiliyetlerini artırırken engelsizlerin de daha fazla sorumluluk alıp bu konuda onlar üzerinde de farkındalık geliştirmek istedik. Bu çerçevede de bir hareketliliğimize dahil etmemiz bu durumu güçlendirecek diyor çocuklarımız için. Ve Hırvatistan'da gerçekleştireceğimiz uluslararası turnuvaya da onların katılımıyla da bir gün, iki günlük bir toplantı yaparak, hareketlilik planlayarak orada hedeflediğimiz turnuvamızı geliştireceğiz. Ve en sonunda final konferansımızla beraber de projemizin çıktılarını net bir şekilde görebileceğiz. Genel olarak projeyi size bu şekilde bir proje özetlemek istedim. Hani nasıl olabilir tarzında tam kafanızda oluşması için kendi oluşturduğumuz projeyi belirtmek istedim. Sadece size şunu söyleyebilirim. Eğer bir projeniz için öncelikle hedeflerinizi çok daha net belirlemeniz lazım ve hedef kitlenizi çok keskin bir şekilde belirlemeniz lazım. Spesifik bir hedef kitleniz olması gerekiyor. Ve bu hedef kitlenize göre de proje takımınız ve aktivitelerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bunları oluşturduktan sonra geri kalan gerekli bilgileri de destekleyerek projenin
daha sağlam bir şekilde, sağlam temellere dayanarak projeleriniz oluşturabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra projelerinizde kurumların, federasyonların bulunması çok büyük artı sağlayacaktır. Çünkü dissemination, yaygınlaştırma kısmı için dediğimiz yerlerde bu tarz kurumların, karar verici kuruluşların yer alması yaygınlaştırmamızı ve projenin görünürlüğünü artırmakta büyük rol oynuyor. Yalnız ben bu noktada Sayın Bakanımızdan ve Başkanımızdan bir ricada bulunmak istiyorum. Ben Türkiye'deki kurumların ve kuruluşların bu Erasmus spor projelerinde ya da Erasmus projelerinde çok fazla bilgi sahibi olduklarını düşünmüyorum. Çünkü bu uygulama kısmında sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz, problemlerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden bu tarz kurumlara biraz daha bu konular üzerinde bilgiler verilirse, bu projelerin önemi hakkında bir bilgi verilirse bizler için de çok daha kolay olabilir. Projemizin uygulanabilirliği açısından ya da uygulama sürecindeki hareketleri uygulama kısmı için. Bunun haricinde çok fazla şu anda açıkçası diğer arkadaşlar da gerekli olan her şeyi söylediler. Benim sadece söylemek istediklerim, teşekkür ederim. Benim sadece söylemek istediğim, var olan projenizde, partner seçiminizde, ortak seçiminizde gerçekten çok doğru ortak seçimi yapmanız gerekiyor. Aktivitelerinizi sağlam temellere dayandırmanız gerekiyor. Ve birden fazla eğer bir kurum, bir karar verici kuruluşun olması da size her zaman katkı sağlayacaktır. Söyleyeceklerim bu kadar. Bunun başkasını da düşünüyorum şu anda. Aklıma gelmedi açıkçası. Eğer sorularınız olursa yardımcı olmak isteriz. Ayrıca Kar Genç Club olarak da bu konuda oldukça projelerde, spor projelerinde koordinatörlüğümüz ve ortaklığımız fazladır. Yani bu konuda destek istediğiniz zaman gönüllülükle yardımcı olmak isteriz sizlere. Teşekkürler katkılarınızdan dolayı tekrar. Programımıza isterseniz chat bölümünden gelen sorularla devam edelim. Ben şimdi ekrana yansıtacağım soruları. Başak Hanım ve Necla Hanım, sizlere gelen soruları yönelteceğim. Gül Hanım paylaşana kadar ben çok sorulan bir soruya cevap vereyim. Chatten söyledik gerçi ama toplantı YouTube kanalımızda yayınlanacak. Yayınlandığı vakit linkini sizlerle paylaşacağız. @ulusalajans adresli Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarımızda. Oradan tekrar seyredebilirsiniz. Şu anda ekranda gözüküyor mu? Gözüküyor Gül Hanım. Tamam. Ben o zaman buradan soruları isterseniz size okuyayım. İlgili arkadaş cevabını verir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yapılan online eğitim sırasında ulusal ajansı iletmiştik. İl müdürlüğü olarak merkezi yürütme ajansı bize spor gibi merkezi projelere başvuru yapamayacağımızı, çünkü il müdürlüğü olarak bakanlığın altında ve bağımsız olmadığımızı düşünüyorlar. Bağımsız olduğumuzu ispat eden pek çok şey gönderdik ama ikna edemedik. Şu an hazırladığımız spor projeleri var ama değerlendirmeye alınacak mı alınmayacak mı bilmiyoruz. Ne yapalım diye bir soru gelmiş. Evet, bunu daha önce yeni teklif çağrısı ilan edilmeden önce spor il müdürlüklerine yönelik yapılan toplantıda da konuşmuştuk. Oradaki sıkıntı il müdürlüklerinin spor bakanlığına bağlı olması sebebiyle sorumlu kişinin spor bakanlığı, kurumun spor bakanlığı gözükmesi gerektiği konusunda komisyonun ikna olmadığına yönelik çıkarımdı. Şu anda değişen bir şey yok. Program rehberine baktığımızda Erasmus Plus program ülkesinde yerleşik herhangi bir kurum kuruluş başvuru yapabilir diyor. Dolayısıyla il müdürlükleri başvuru yapabilir. Ama bunu Spor Bakanlığı'na pikiyle yapıp il müdürlüğü leğer mi atayacak? Nasıl olacak? Bunu Bilal Bey aramızda mı bilmiyorum. Bilal Çağlayan komisyona bir soralım demiştik. Ya da Taha Bey, sizin bir girişiminiz oldu mu? O anlamdaki ilerlemeyi ben bilemiyorum. Ama oradaki sıkıntıya yönelik bu sorunun çıkış noktasının Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın üst kurum olduğu için onun komisyon nezdinde dikkate alındığına yönelikti. Ama komisyona bir danışılacaktı. GSB tarafından belki bir cevap almak da anlamlı olabilir. Necla Hanım,
Teşekkür ediyorum açıklama için. Ben bir ekleme yapayım. Şimdi aslında il müdürlüklerimizin hepsinin ayrı harcama yetkilileri olduğu için normalde başvurabilirler. Kendi PİK numaralarını alıp bu şekilde yapabilirler. Bize birkaç tane il müdürlüğümüz bununla alakalı döndü. Hatta yazı yazdı. Biz de bakanlık olarak onları yetkilendirdik. Yani yetkilendirdik dediğim zaten yetkileri var. Sadece yani kendilerinin başvuru yapabileceklerini teyit etmiş olduk. Biz de yazıyla teyit ettik. Tabii bu hangi il müdürlüğümüz ben orayı kaçırdım. Hani belki de yazı yazdıklarımızdan birisidir. Normalde bunun komisyona dediğiniz gibi anlatılabilmesi lazım. Bizle de eğer şey yaparlarsa hani hangi il müdürlükse biz komisyonla irtibata geçip bu derdi çözebiliriz. Tamam. Teşekkürler. Ben devam ediyorum o zaman Necla Hanım. Bir spor derneği spor koçlarının öğrenme hareketliliği kapsamında bir kursa katılması için hangi formu doldurması gerekiyor? Spor koçlarının hareketliliği, spor personeli için hareketlilik 2022 yılı itibariyle gelecek. Şu anda doldurulacak bir form bu anlamda yok. Sadece ortaklık, küçük ölçekli ortaklık ve Avrupa Spor Etkinlikleri formları mevcut. Bu bahsi geçen hareketlilik faaliyeti için bir sonraki yılı beklememiz gerekiyor. Teşekkürler. Erasmus Plus spor faaliyetlerine başvuru sayısı hakkında bir bilgi var mı? Şöyle her bir faaliyet için bir başvuru yapılabilir. İşbirliği ortaklığı için bir, küçük işbirliği ortaklığı için bir, spor etkinlikleri için bir. Diğer bir soru. Personel hareketliliği spor alanının başlığında Birleşik Krallığa hareket planlayabilir miyiz? Oradaki bir üniversiteden eğitim almayı planladığımız bir projemiz var. Bildiğiniz gibi Birleşik Krallık Erasmus Plus programından Brexit'le birlikte ayrıldı. Dolayısıyla bu ülke dışında diğer program ülkeleriyle proje kurgulamak mümkün olacak. Evet, bir diğer sorumuz. Türkiye'de bu sporların dahil olduğu proje var mı? Bu sporlarına ilişkin benim gözüme çarpan en azından koordinatörlük olarak yok. Ortaklık olarak var mı? Başak Hanım ayrıntılı olarak göstermişti proje sonuçları platformunu. Anahtar kelimelerle arama yaparak bakabiliriz. Teşekkürler. Diğer bir sorumuz. Gerçekleşen spor projeleri arasında büyük ölçekli proje var mı? Evet, biraz önce sunumu yapılan Bilgi Üniversitesi'nin ve Spor Gönüllüleri Derneği'nin projeleri büyük ölçekliydi örneğin. Toplamda 32 tane koordinatörlüğümüz var 14-20 yılları arasında. Bunların 5 tanesi büyük ölçekli. Antrenörlerin hareketliliğe katılması için ne gibi şartlara sahip olması gerekir? Şimdi hareketlilik projelerinin detaylarını henüz bilmiyoruz. Çünkü hareketliliğe ilişkin başvurular bu yıl alınmayacak. Dolayısıyla eğer bu soru spor personeli açısından hareketlilik gelecek dedik 2022 yılında. Buna ilişkin bir soruysa bu şartları bilmiyoruz. Eğer ortaklık projeleri içerisinde hareketliliğe katılmak mümkün olacak mıysa soru. Örneğin işbirliği ortaklığı projesi yaptınız. Burada sizin başvuru yaptığınız kurumla organik bağı olan antrenörler hareketliliğe, kısa dönemli hareketliliğe gidebilir. Bu yine projenin amacına, hareketliliğin amacına, personelin görevine göre değişiklik gösterir. Diğer bir sorumuz. Küçük ölçekli ortaklık yapısındaki spor kulübü ortağı partner olarak mı yer alması gerekiyor? Yerelde işbirliği yapılacak associate partner olarak yer alabilir mi? PİK numarasıyla mı ortak yapılmalı? Evet, PİK numarasıyla ortak yapılmalı. Çünkü program rehberi diyor ki spor kulübü derneği yerelde faaliyet gösteren en az bir tane spor kulübü mutlaka ortak olarak yer almalı. Yani partner olmalı, associate partner değil. Tamam. Küçük ölçekli projelerde bir spor kulübü bir okul ile işbirliği yapabilir mi? Yapabilir. Erasmus Plus program rehberi küçük ölçekli işbirliği ortaklıklarında sayılan önceliklere ve ortaklık sayısına uygun olmak kaydıyla kuruluş açısından herhangi bir sınırlama yapmıyor. Sizin projenizin amacına giden yolda eğer bir okulu ortak almanız, onunla faaliyet yapmanız anlamlıysa bunun önünde bir engel yok. Örneğin proje bütçemizi 200 bin euro olarak hesapladık. Bu durumda hangi lansama seçmeniz? Bu galiba proje sunum sırasında sorulan bir soru.
Evet, zaten belirli lamsamlar var. Siz örneğin küçük ölçekli yapacaksanız ya 30 bin ya 60 bin seçebiliyorsunuz. Dolayısıyla önce bütçenizi hesaplayıp ona göre seçmiyorsunuz. Seçtiğiniz bütçeye göre iş paketi hazırlayıp seçtiğiniz bütçeyi gerekçelendiriyorsunuz diyelim. Yerelde iki Türk ortak zihinsel engeller okulu ve spor kulübü ortak olup yurt dışı iki farklı ülkeden ortakla küçük işbirlikleri ortaklığı yapabilir mi? Okulda beden eğitimi öğretmeni branşa hakim değil, spor kulübü antrenör desteği verecek. Spor kulübü antrenör destek verecek demişler. Bunu anlıyorum. Yani hani o başvuruyu okul yapacak küçük işbirliği ortaklığı için. Türkiye'den iki tane okul olacak. Yurt dışından da iki farklı ülkeden spor kulübü alacak. Tamam, ortaklık sayısını karşıladık. Türkiye'den de ortağı aldık. Ama antrenör desteği verecek kişi okulla organik bağı olan bir kişi olmayacak. Dolayısıyla buna destek verilebilir mi diye soruyor. Yeni dönemde program rehberinden benim de anladığım bu. Spora hani antrenör destek verebilir, organik bağ olmak zorunda olmayabilir. Yani bunu check etmek lazım program rehberinden. Ama siz o antrenörün proje kapsamındaki yerini açıklayabiliyorsanız alabilirsiniz. Ortaklık sayınız da uygun oluyor zaten. Küçük işbirliği için. Tamam. Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak diye bir soru gelmiş. Yani 20 Mayıs'ta son başvuru alındığına göre tam takvimi komisyon yayınladı mı emin değilim. Ama yanılmıyorsam Eylül, Ekim gibi muhtemelen. Takvimi yani komisyonun yayınladığı bir takvim var mı? Onu en azından ben görmedim. Ama önceki deneyimlerimizden hareketle bir yorum yapmamız gerekirse Eylül-Ekim gibi başvuru sonuçları açıklanır. Yapılmış bir projenin yaygınlaştırılmasından hareketle yeni bir proje yapılabilir mi? Uygulama projeleri gibi. Burada önemli olan şey şu, önceliklerden bahsettik, faaliyetlerin temel amaçlarından bahsettik. Eğer bunlara uygun kurgulanabiliyorsa her şey proje olabilir. Tamam. Son iki yılda iki adet küçük ölçekte ortaklık projemiz kabul edildi. Bu yıl yine başvuru yapacağımız ancak üst üste üçüncü kez projemizi kabul ederler mi? Şüphe duyuyoruz. Bu konuda bir kısıtlama ya da merkezi ajansın özel bir yaklaşım var mı? Yani zamanımızı diğer bir eylem için mi harcayalım? Teşekkürler demişler. Program rehberinde böyle bir kısıtlama yok bildiğim kadarıyla. Yine kontrol edelim ama hani bir kurum zaten eski program dönemi bitti ya da yeni program döneminde üst üste en fazla 3 kez projesi kabul edilir gibi bir kısıtlama yok. Dolayısıyla yeni dönemde de başvuru yapabilirsiniz. Bir engel yok. Evet. Chat bölümünden devam ediyor sorular aslında. Ben bunu okuyayım hemenizce. Küçük ölçekli projelerde fikri çıktı zorunlu mu? Yok, değil. Bir saniye şöyle. Projelerin bütçelendirilmesinde program kurallarıyla derneklerle ilgili yönetmelikler arasında önemli farklar var. Proje hibelerini muhasebeleştirirken bazı sorunlar yaşıyoruz. Bakanlığımız ve Ulusal Ajans proje bütçelerinin kullanımı konusunda sivil toplumla alttan yazdıkça buradan şey oluyor. Sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğü ile bir protokol anlaşma yaparak kolaylık sağlanabilir mi? Yani bu benim verebileceğim bir cevap mı bilmiyorum. Hani ulusal ajansın buradaki muhasebeleştirmeye ya da işte proje bütçesinin harcanmasına yönelik bir rolü yok. Ama kolaylaştırmak için bir şey yapılabilir mi? Konuşulur. Bilemiyorum. Tamam. Form doldurulurken şehir yapılamıyor. Diğer formlarda da aynı sorun var. Yabancı ortağımızla şehir yapamadı. Sanırım teknik bir sorun. Nasıl çözüm bulabiliriz? Denilmiş. Yani normalde şehir yapılabiliyor mu Funding and Tenders'ta? Bu yıl ilk defa kullanacağım, yani ben en azından ilk kez gördüğüm için bilemiyorum. Bundan sonraki oturumda proje başvuru formlarının hani gösterilmesine ilişkin bir oturum olacak. Belki orada daha tecrübeli eğitmenlerimize sorulabilir. Küçük ölçekli de ortaklık yapısındaki spor kulübü ortağı partner olarak mı yer alması gerekiyor? Yerelde işbirliği yapılacak associate partner olarak yer alabilir mi? Bu soru sorulmuştu galiba.
Onu cevaplamıştık. Spor kulübü partner olarak yer almak zorunda. Çünkü diyor ki küçük ölçekli ortaklıklarda en az bir tane spor kulübü ortak olarak alınmalıdır. Yetişkin eğitim merkezi olarak halk oyunları ile ilgili projeyi spor projesi olarak hazırlayabilir miyiz? Yetişkin eğitimi merkezinin şimdi başvuran kurum açısından değerlendirme yaptığımızda Erasmus Plus program ülkelerinde yerleşik herhangi bir kurum başvurabilirden hareketle evet merkez başvuru yapabilir. Halk oyunları ile ilgili spor projesi yapabilir miyiz? Bence yapabilirsiniz. Şöyle ama bunu sporla bağdaştırmak lazım tabii ki. Unutulmaya yüz tutmuş spor dalları, grassroots sports, bunlar spor projelerinin öncelikleri ya da işte konuları arasında. Sizin o halk oyunlarını sporun önceliklerine ve spora biraz bağdaştırmanız lazım. En azından fiziksel aktiviteye, halkın işte fiziksel aktiviteye katılımını arttırıcı şekilde yani sporun önceliklerine uydurmak lazım. Sizin projeyi nasıl kurguladığınızla ilgili. Liseler spor projeleri hazırlayabiliyorlar mı? Ya okullar hazırlayabilirler. Program rehberinde böyle bir kısıtlama yok. Eski dönemde vardı. Şimdi program ülkesinde yerleşik herhangi bir kurum kuruluş diyor. Dolayısıyla başvuru yapabilir. Ben öyle anlıyorum. AB merkezi projeleri spor kulübünüzü partner olarak katmak için AB'de yer alan kurumlar tarafından seçilmek için kulübünüzü nereye kayıt etmek gerekiyor? Soruyu tam anlayamadım ben. Ortak, ben proje yazmak istemiyorum ama ortak olmak istersen beni nereden bulacaklar? Partner olarak katmak için, spor kulübümüzü partner olarak, evet. Başak Hanım'ın gösterdiği alan vardı ya, o alanda partner search diye bir kısım vardı. İster siz yazabilirsiniz, hani ya da kayıt olarak, kayıt olduğunuzda diğer kurumlar sizinle iletişime geçebilirler. Yer amacı gütmeyen etkinlikler bir aktif benzeri etkinlik oluşturarak proje başvurusunda bulunabilir miyiz? Kar amacı gütmeyen spor etkinliklerinde 3 farklı etkinlik vardı. 2 tanesi yerelde yapılabilecek etkinlikler. Bir tanesi de Avrupa çapında yapılacak yani başvuran kurumun ülkesinde yapılacak etkinlikler. Eş zamanlı hangisi size uygunsa yapılabilir. Tamam. Yeni gelen... Gül Hanım isterseniz soruları biz kayıt altına alalım aynen tamam. Word'de olduğu gibi. Şimdi öğle saatini almayalım katılımcılarımızın çünkü sizin bir duyurunuz olacak. Evet değerli katılımcılar öğleden sonra toplantımız devam edecek saat 1:30'da. Aynen Başak Hanım'ın göstermiş olduğu gibi proje tanıtım formu ve bütçenin tanıtılacağı bir oturum daha yapacağız. Oraya da katılmak isteyen katılımcılarımız olursa devam edebilirler. Bizim öğleden önce anlatacaklarımız bu kadar. Yine sormak istediğiniz sorular olursa orada da yöneltebilirsiniz. Biz buradan kayıt altına alacağız. Daha sonrasında tekrar cevaplandırılacaktır. Rana'm sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aynı linkten devam edeceğiz. Yani toplantımıza bir yarım saat ara vermiş gibi olacağız. Evet. Arzu edenlerle yine 1:30'da biz buradayız. Devam ediyor olacağız. Gençlik Spor Bakanlığı'nın uzmanımız Taha Bolanyı ve proje yararlanıcımız çok fazla sayıda Erasmus Plus spor projesi var ve tecrübesi yoğun. Kargenç Spor Kulübü Başkanı Ersel Aydın Bey bizlerle birlikte olacaklar öğleden sonra. Teşekkürler Hanım. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bizlerle projelerini paylaşan proje sahiplerimize de teşekkür ediyoruz. Katkılarınız için teşekkürler.